Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 18 Mart Cuma günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Haftanın son bin manşetine. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız abi. iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Bugün 18 Mart Cuma dedik değerli izleyenler. Bir ee, özel bir anlamı var elbette. Bugün 18 Mart e, 2022 Çanakkale Deniz Savaşları Zaferi'nin 107. yıl dönümündeyiz. Uğur Bey zaman zaman e, Çanakkale Zaferi'ni tamamen 18 Mart tarihi ile düşünüyoruz ama o kadar büyük bir destan ki bu. O kadar e, uzun zamana yayılmış ve o kadar büyük fedakarlıkların yapıldığı bir destan ki e, belki biraz bileşenlerini ayırmakta fayda olabilir. E, 18 Mart e, 1915 Deniz Zaferi'nin Çanakkale Deniz Zaferi'nin Kazanıldı. Düşmanın İtilaf devletleri donanmasının 26 parçalık filonun bozguna uğratıldığı yenildiği gün 19 Şubat 1915'te başladı bu mücadele, bu savaş ve 18 Mart 2015'te Osmanlı savunmasının Türk askerinin, Türk ordusunun o bölgedeki geçit vermeyen mücadelesi en sonunda zafere ulaştı ve 18 Mart tarihi itibariyle İtilaf devletleri Çanakkale'yi denizden geçemeyeceklerine. Kanat getirdiler. O 26 parçalık yenilmez kibri diyebiliriz herhalde. Yenilmez kibriyle Çanakkale Boğazı'nın ağzına gelen filo geri dönmek durumunda kaldı. Ve sonrasında 25 Nisan'da Deniz Savaşı zaferinin ardından 25 Nisan'da kara savaşları başladı. Ve bu tarihten itibaren de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu destanın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kısmı başladı. O değerli izleyenler mücadelede 25 Nisan 1915'te başlayan mücadelede 9 Ocak 1916'da İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tamamen terk etmesiyle sona erdi. Gerek denizde gerek deniz savaşında muharebelerinde gerek kara savaşlarında tam bir destan bu Çanakkale zaferi Çanakkale savaşı. Zaman zaman böyle tarihi filmler yapılıyor zaman zaman tarihi diziler yapılıyor. Çok büyük materyalin bulunduğu, Gerek savaş askeri deha anlamında, gerek insanların askerlerin Türk askerinin fedakarlığı konusunda e, çok büyük hikayeleri olan bir dönem. Şunu azım sanacak bir mücadele, göz ardı edilebilecek bir fedakarlık değil e, orada yaşananlar ve o e, bir yıllık dönemde e, Türk askerlerinin yaptıkları bu vesileyle başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını e, o savaşlarda mücadele etmiş bütün şehitlerimizi gazilerimizi askerlerimizi saygıyla sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. İyi ki iyi ki bugünler için bizi bizler için bu mücadeleyi verdiler. Müteşekkiriz. Borcu borcumuzu ödememiz mümkün değil değerli izleyenler. Onların bu fedakarlığını sahip çıkmalı. Onların bu fedakarlığını daha ileri noktaya taşımalıyız. Onlar için zor kısmını yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Ee, en zor kısmını yaptılar. Bize o temel üzerine bilimle, teknolojiyle, insanlıkla, ahlakla, hukukla. E bütün pozitif ilimlerle, bilimlerle üzerine sağlam, doğru, düzgün bir yapı kurma görevi kaldı. İnşallah bunu da çok daha ileri noktalara taşıyacağız diyelim. Hepsini bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anarak açalım. Bugünkü programımızı 18 Mart 2022 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde de programımızı bu şekilde açmış olalım. Uğur Bey döneceğiz dün akşama. Dün akşam Galatasaray Barcelona'yı konuk etti. Hürriyet gazetesi ilk olarak başlığını şu şekilde atmış Alkış Galatasaray'ın. Tur Barcelona'nın alkış Galatasaray'ın Aslanlar gibi mücadele etmesine rağmen Avrupa Ligi'ne havlu attı. Galatasaraylı taraftarlar sezon boyunca büyük tepki gösterdiği takımı Barcelona maçı sonrasında alkışladı. Futbolcular da alkışla karşılık verdi. Taraftarın müthiş desteği altında hakikaten muazzam bir destekti. E, maç başlarken herhalde taraflı tarafsız herkesin bir tüyleri diken diken olmuştur tahmin ediyorum. Taraftarın müthiş desteği altında maça başlayan sarı kırmızılılar 28. dakikada Marquinhão ile öne geçti. 37'de süper yetenek Pedri'ye dur diyemeyen Galatasaray 49'da Aubameyang'ın golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda skoru çeviremeyen Domenek Tore'nin öğrencileri son 16 turunda elendi ve Avrupa'ya veda etti. Türk takımları 1990-91 sezonundan sonraki en kötü derecesine imza attı. Böylelikle UEFA sıralamasında sezonu ilk 15'te bitirme şansımız da kalmadı. 2023-24 sezonundan itibaren artık Avrupa kupalarında 5 takımla değil sadece 4 takımla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla Türk futbolu 31 yıl geriye gitti. Foto Maç gazetesi alkışı hak ettiler. Galatasaray Avrupa'ya kendine yakışır şekilde veda etti. Barcelona'yı ilk maçta titreten sarı kırmızılı ekip dün akşam Nef stadındaki karşılaşmaya da harika bir başlangıç yaptı. Marcao'nun golü tur umutlarını yeşertti. Oyunu çirkinleştirmekten çekinmeyen Barcelona, Pedri ve Aubameyang'ın ayağından bulduğu gollerle sonuca ulaştı. İkinci gol attıklarında Patrick Fanol kenardaydı diye de hatırlatıyor. Foto Maç gazetesi. Bir marka o. bu şekilde gönderme yapmış. Kaptan elinden geleni yaptı. Golünü attı ama yetmedi. Enfes bir kafa golüyle Galatasaray'ı öne geçiren Markao mücadelesi, hırsı ve futboluyla tam not aldı. Turun kaybedilmesi Sambacı'nın azmini heba etti. Golden sonra köşe bayrağını kırdı ve bu sebeple de sarı kart gördü. Marcao'nun performansı %93.5 pas isabeti, 6 ikili mücadele kazandırdı, 5 top uzaklaştırdı, 3 pas arası yaptı, 2 de rakibini başarılı şekilde çalımladı. Ve Milliyet gazetesi son olarak gerçekleri görmeliyiz başlığını atmış Domenech Toren. Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Toren'in bu cümlesini başlığa çıkarmış. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı çok zor iki mücadeleden çıktıklarını kaydeden Domenech Toren, Barcelona maçları domine oynayan bir takım. Domine eden bir takım. Gerçekleri görmeliyiz ve kime karşı oynadığımızı bilmeliyiz. Barcelona'yı Barcelona tebrik ediyorum. Biz de pozisyonlar yakaladık. Oyuncularımla da gurur duyuyorum sözleri var. Türkiye'de Barcelona'yı tanımayan insanlar bilsinler. Barcelona... Maçları domine eden bir takım. Gerçekleri görmeliyiz ve kime karşı oynadığımızı bilmeliyiz. Barcelona gibi bir takımı bir maçta yenersiniz. Şansınız yanınızda olur. Onlar iyi gününde olmaz. Ama iki maçta da iyi sonuç almak kolay değil. Pedri ilk golde inanılmaz şeyler yaptı. Sözlerini aktarmış. Şuradan bakayım. E, Deplasmanda Mustafa'yı oynattık. O boşluklara koşu yapabilen bir oyuncu. 0-0'ı tutma konusunda Mustafa daha iyi bir tercih bilgilerini, e, sözlerini paylaşmış Domenek Tore'nin. Bu da tabii bence maça etki eden unsurlardan bir tanesiydi. Gomis mi e, yoksa e, Mustafa Muhammed tercihi mi? Şöyle genel geçer olarak özetleyecek olursak ilk yarıda istediğini yapan golü bulan ama Pedri'nin ekstra yeteneği e, ile bir bir bitti ilk yarı ama ikinci yarıda bir 60 ila 70 dakika arası oynandı bir 10 dakika. Galatasaray bırakın çıkmayı, savunduğu topları bile çok kolay bir şekilde kaybetti. Barcelona üçlü dörtlü sıkıştırmayla e, her an topun olduğu yerdeydi oyuncuları. Ve devamlı ceza sahası çevresinde topu kapıp yüklendiler, topu kapıp yüklendiler. Belki bunu çok ciddi pozisyona tahvil edemediler ama bir 10 dakika 60-70 arası çok ciddi bir baskı yedi Galatasaray kalesi. 68 dedim mi şey girdiği zaman oyuna Mustafa Muhammed? O civarda. Ee, evet. bakayım 63'te girmiş özür dilerim 63'te. E, o girdikten sonra 70. dakikadan itibaren de Galatasaray biraz daha hem Mustafa Muhammed'in etkisiyle hem de Kerem'in sanki biraz daha o bölgede açılan alanda hareketlenmesiyle biraz daha dengeyi kurdu gibi ama o saatten sonra da yetmedi herhalde. Pedri'den başlayayım Buyurun. unutmadan. Barcelona'nın maç sonrası bir e, Pedri Harry Potter paylaşımı var Barcelona kulübünün. Bunu Türk medyası tamamıyla Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak algılamış. Gerçek Harry Potter Pedri Kerem değil. Gerçek sihri Pedri yaptığı algılamış. Ee, üzülerek söylüyorum ki Türk medyasının tamamı yanlış algılamış. Çünkü Pedri'nin lakabı çok önceden Harry Potter'dı. Barcelona'da ben geçen sene e, duvarlarda Harry Potter murali görmüştüm Pedri ile eşleştiren Zaten Pedri çıktığı günden beri sihirbaz Harry Potter'la daha doğrusu yaptığı sihir Harry Potter'la eşleştiriliyor. Kerem'e Harry Potter demeye başlamamız bu sezon. Bu sezon gerçekleşmiş bir şey. 2021 22 sezonda gerçekleşmiş bir şey. Dolayısıyla onu Kerem'e gönderme olarak algılamasın Galatasaraylılar, Türk spor medyası. Tabii ki bu sevindirici bir şey. Böyle bir kıyas yapılıyor olması ama Barcelona'nın Pedri ile ilgili Harry Potter paylaşımı yapıyor olması oyuncuyla ilgili. Oyuncu zaten geçmişten beri Harry Potter lakabıyla anılan bir oyuncu. Bize nazire yapan bir paylaşım değil. Yani. Değil. Bize Hayır öyle değil. Paylaşım. Yani nedense onunla ilgili bir alınganlık göstermişiz. Türk Spor Medyası ve Türk Spor Kamuoyu olarak. Hayır alınganlık gösterecek bir şey yok. Pedri'ye daha önce, Kerem'den daha önce Harry Potter diyorlardı zaten. Hatta duvarlarda muralleri var çocuğun Barcelona, Camp çevresindeki duvarlarda. Mural derken duvar üzerinde yapılmış e, resimler, tablolar, sanat eserleri diye özetleyebiliriz. Buyur. Teşekkür ederim. Evet. Barcelona ile Galatasaray'ın farkı önce Çavi üzerinden başlamak istiyorum. Ben sizin açtığınız pencereye döneceğim. Önce Çavi üzerinden başlamak istiyorum. Çünkü sahada bir kazanan var kenarda. Barcelona'nın tek direktör gerçekten tam tabiriyle tek kelimeyle özetlersen kazanan. Euro 2008'in şampiyonu. Daha doğrusu 2008'de Avrupa şampiyonu değil milli takımıyla. 2009'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona'yla, 2010'da Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yla, 2011'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona'yla, 2012'de Euro 2012 şampiyonu İspanya'yla. Dünyada böyle bir hikaye yok. Eşi benzeri, yakını, yakınından geçeni yok. Xavi ile Iniesta sadece bunu başardılar. Euro 2008, Şampiyonlar Ligi 2009, Dünya Kupası 2010, Şampiyonlar Ligi 2011 ve Euro 2012. Yani bunun yarısını yapabilene efsane statüsü veriyoruz. Çeyreğini yapabilen kariyerinde başka bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Çavi ile Enes'e sadece 4 yıla 2 şampiyonluk şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonu, bir dünya kupası sığdırdı. Ve hepsinde finalde Çavi vardı. 2009'da size bir, birkaç oyuncu sayayım mesela. Manchester United'ın tüm zamanların en iyi 11'ine Rio Ferdinand'ı koyar mısınız? Genelde koyuyorlar. Doğru. Van der Sar'ı koyar mısınız? Genelde koyuyorlar. Vidic'i koyar mısınız? Genelde Patrice Evra'yı koyar mısınız? Paul Scholes koyar mısınız? Ryan Giggs'i koyar mısınız? Wayne Rooney'i koy... Cristiano Ronaldo'yu koyar Bak tüm zamanların en iyi 11'ine koyulabilecek 7-8 tane oyuncu saydım değil mi? Hepsi sağdaydı. 2009 Şampiyonlar Ligi finalinde hepsi çay ve arkadaşlarının karşı sahadaydı. Ferdinand, Vidic, Patrice Evra, Van der Sar, Scholes, Rooney, Ronaldo, Giggs hepsi sahadaydı. Tevez de kulübedeydi. Böyle bir takıma Xavi ve arkadaşlar top göstermediler. 2009'da. 2011'de bir daha çıktılar. Barcelona Levent Üstüne bir daha top göstermediler. Alex Ferguson'a o maç öncesi basın toplantısında bir İngiliz gazeteci şöyle diyor. Sınırsız paranız olsa ve bir oyuncu alma hakkınız olsa kimi alırdınız dünyadan? Diyor ki hayatımda duyduğum en saçma soru. Gülüyor. Ferguson'ın pek tarzı değil çünkü. Neyi soruyor? Bu soruya cevap vermeyeyim diye geçiyor. O kadar çaresiz hissediyor ki kendini Barcelona'ya karşı. Bir isim anmıyor. O Barcelona'nın, o İspanya milli takımının, dünyanın en iyi kulüp milli takım döneminin, Barcelona İspanya döneminin bir numaralı adamı Çavi. Çoğu maçlarda, bahsettiğim maçlarda kaptan, lider. 2009 şampiyonluk finalinin en iyi adamı. UEFA en iyi oyuncu olarak seçiyor Çavi'yi. Messi değil Çavi'yi seçiyor o maçta. Şimdi bu adam kenarda. Bu adam doğuştan bir kazanan. Yani bu tarz maçları o kadar çok oynadı ki. Bütün hayatı zaten bu tarz kapanan takımları çözmekle geçti. Alex Ferguson'ın un Manchester kapanmak zorunda kaldı. Çavi'ye karşı. O kapanan takımı çözdü. İtalya milli takımı kapandı. Onu çözdü. Almanya milli takımı kapandı. Onu çözdü. Real Madrid kapandı. Mourinho bu oyuncuları sakatlayabilecek müdahalelerden kaçınmayan bir dönem yaşattı Real Madrid'de. Pepe'yi ön liber oynattı. Onları çözdü. Inter'i çözdü. Bayern Münih'i çözdü. Manchester'ın Alex Ferguson'ın en iyi döneminde Manchester United'ı iki tane finalde çözdü. Yani o yüzden Galatasaray'a gelene kadar 2022'nin Mart'ında Galatasaray'a gelene kadar Xavi'nin o kadar büyük deneyimleri var ki böyle kapanan rakipleri çözmede. O yüzden zaten Torrent'in anlattığı gibi bu iş hiç kolay bir iş değildi. Xavi büyük bir ihtimalle tek direktör olarak da futbol tarihine geçecek. Adını yazdıracak. Bu sezonu itibariyle de başladı. Biraz daha erken gelseydi Barcelona şu anda belki şampiyonluk yarışına da olabilirlerdi. Hafta sonu e, El Clasico'da da göreceğiz. Büyük bir ihtimalle oralarda da bir şeyler ortak olacaklar. En azından lig ikincine ortak olacaklar diye tahmin ediyorum. Çok zordu Galatasaray için. Neredeyse imkansız görevdi ama imkansız görevde çok yaklaşır. O yüzden Galatasaray'ı tebrik edelim. Avrupa Futbol filminin başrollerinden biri Barcelona kabul edelim ki. Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Manchester United, Liverpool falan onlar ana oyuncular, başroller. Ama Galatasaray'da bir şekilde karakter oyuncularından biri olmayı başardı Avrupa Futbol filminde. Onları zorlayan, iten, kendine özgür rolü olan karakter oyuncularından biri olmayı başardı. Dün akşam da bunu tekrar Avrupa'ya hatırlattı. Barcelona'ya 9 dakikalık bir e, kabus yaşatarak 28'de Markaan'ın golünden 37'de Harry Potter Pedri'nin golüne kadar. Ee, Kerem'den daha önce reporter lakabını almış. Pedri'nin golüne kadar 9 dakikalık bir stres yaşattı. O yüzden tebrik ederim Galatasaray'a. Teşekkür ederim. Böyle başlamak sizin Hiç kolay değil gerçekten. Çok bu da güzel özetlediniz. Çavi'nin Barcelona'sını geçmek hiç kolay değil. Teknik olarak bakarsak gerçekten de 0-0'da da aynı oyunu oynadılar. 1-0'da da aynı oyunu oynadılar. 1-1 dedi, 2-1 dedi. Yani 60 dakikalarda, 70 dakikalarda 2-1 öndelerdi. Pekala vites küçültebilirlerdi. Ama önde baskı yaptılar. Üçüncü golü aradılar. Hep bunu yapıyorlar. Zaten dikkat ederseniz Valencia'ya karşı da biri bulduktan sonra dörde gittiler. Villarreal'e karşı da Villarreal şu an şampiyonlar yeni filesi değil mi? Xavi'nin Barcelona'sı biri bulduktan sonra üçe gitti. Atletico Madrid'e karşı da bir şampiyonlar yeni filesi bir başka. Biri bulduktan sonra dörde gittiler. Napoli'ye karşı da şu an İtalya Ligi'nin ikincisi belki de şampiyon olacak Napoli. Serie A'nın şampiyonluk adayı. Biri bulduktan sonra dörde gittiler hiç kimseye karşı zaten 1-0'ı 2-1'i korumaya çalışmıyor ki adamlar. Galatasaray'a karşı korumaya çalışsınlar. Napoli'ye, Atletik Bilbao'ya, Valencia'ya, Villarreal'e, Atletico Madrid'e karşı ne oynadılarsa Galatasaray'a karşı da oynadılar. Neredeyse tam kadroyla. Çok önemli bir eksikleri yok. Oyuna sonradan giren Memphis Depay 100 milyon euroluk bir oyuncu. Yani bonservisi varken 100 milyon euro istiyordu kulübü onun için. Sonra bonservisiz bir şekilde geldi. Dembele 140 milyon euroya geldi Barcelona'ya. Dün bu oyuncu sonradan, bu iki oyuncu sonradan girdi oyuna. Evet. İlk 11 değil yani. Kulübede tutabilecek seviyede Barcelona kadrosu. Dembele ve Memphis'i kulübe tutabilecek seviyede. Onları sonradan soktu. Böyle bir Barcelona'ya karşı. Pek tabii ki Galatasaray'ın işi kolay değildi. İmkansız görevi yerine getirmeye çalıştılar ve bir yere kadar da zorladılar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Galatasaray'a. Yani söyleyecek daha fazlası yok. Aynen söylediğiniz gibi maçla alakalı ve de tercihlerle, oyuncu tercihleriyle alakalı olarak ilk e, maça göre Mustafa yerine şeyle başladı, Gomis'le başladı ve Fegul yoktu, çıkaldı onun yerine e, oynadı. Bu bir şey yarattı mı? İlk yarıda her şey Galatasaray'ın istediği gibiydi büyük oranda. Hiç bir şey vermedi. Savun e, savunma arkasına kaçıncı dakikaydı? E, 10. dakikada Frankie de Jong'un Penye ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var. Dışarıya attı. E, net bir şekilde net pozisyon. Ama buna bakarsanız 6. dakikada Gomis'in terşit egenine karşı karşıya kaldığı bir e, pozisyon vardı. Yine savunma arkasına atılan e, topta. İşler büyük oranda Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Golü de buldu. Güzel bir duran top organizasyonuyla değil mi? Kesinlikle. Golü de buldu. Markao ile. Ama sonrasında şeyin golünü analiz etmek gerekir mi? Barcelona'nın elimizde görüntü yok ama. 37'deki golü. Mü? Evet. Pedri'nin attığı golü. Yani Pedri'nin orada... attığı golü mü? İkinci golü. Ha ilk, ilk golü Pedri attı. İlk, ilk gol. Valla o 10. dakikadaki pozisyon var ya Deon karşı karşıya kaldı. Orada da Pedri araya oynamıştı. Yani çok özel bir oyuncu gerçekten. Nefis bir pas attı. İlk golde de yani hem Berkan'ı hem de Nelson'u, Nelson, Nelson Markao ve Berkan. Fake'lerle 3 oyuncu. Evet. Fake'lerle terse düşürdü ve bir Iniesta golü attı. Gerçekten İni zaman zaman benzetiliyor ya, o benzetmeyi hak edecek bir gol attı. Çok özel bir oyuncu gerçekten. Ayaklar birbirine dolaşmıyor, panik yapmıyor. Evet. Yani biri geçti, ikiyi geçti, üçü geçti, açıyı buldu, hala sakin. Doğru, son çalımı atmayabilirdi mesela. Vurabilirdi ama son çalımı da attı. Daha rahat bir pozisyonda vurdu. Yani futbolda her şeye çare bulabiliyorsunuz. Neye çare bulabiliyorsunuz? Takımınız çok iyi sahaya yerleşiyordur, siz de iyi yerleşirsiniz. Takımınız çok koşuyordur. Siz de çalışırsanız siz de çok koşarsınız. Takımınız, rakibiniz çok kuvvetlidir. Siz de kuvvetli olmak için çabalarsınız. O seviyeye gelebilirsiniz ama rakibiniz çok yeteneklidir. Doğuştan bir takım özellikleri vardır. 40 metreden topu 90'a vurabiliyorlardır. Ya da Pedri gibi 3 oyuncu çalımlayabiliyorlardır. İşte ona çalışarak çare bulamayabilirsiniz. Yani çalışarak maksimum belli bir seviyeye, belli oyuncuların seviyesine gelmesin ama çalışarak Pedri'nin seviyesine gelmek, bir tane daha Pedri bulmak, Pedri'yi önlem almak kolay değil. Yani bazı şeylere önlem alamıyorsunuz. İşte 2009'da Alex Ferguson'ın Nemanja Vidić ve Ferdinand'la savunmasının Skozlu, ile Ronaldo'lu, Van der Sarlı, muhteşem takımın o Barcelona'yı durduramadığı gibi. Yani her şeye her şeyi mükemmel de yapsanız bazen önle, önlem almanız, bazen çare bulmanız kolay değil. Yani Pedri'ye de çare bulmak kolay değil. Kariyeri çok boyunca da muhtemelen gol. evet çok ekstra. Kariyeri boyunca da muhtemelen bunu defaca konuşacağız. Ya Euro 2020 kadrosuna onu çağırdığı zaman Sergio Busquets ve başka bazı oyuncuları çağırmadığı zaman İspanyol medyasına bile garip karşılanmıştı. Ya bu çocuk 17-18 yaşında. Nasıl yani? 26 kişi çağırmıyorsun bile. 24 kişi çağırıyorsun. Real Madrid'den kimseyi çağırmıyorsun ama Pedri'yi çağırıyorsun demişlerdi. Adam gitti. Orada bütün maçlarda ilk 11 oynadı. İspanya ile bence finali hak etmişlerdi. Zaten şampiyon İtalya'yı sürklase eden tek takım İspanya'ydı. %70 topla oynamıştı ve sadece şanssızdı. Finale de çıksa kupayı alacaktı zaten. Ve yine biz Pedri'yi konuşuyor olacaktık Euro 2020'den sonra. Biraz gecikmeli olarak Pedri kupaları toplamaya başlayacak gibi geliyor bana. Yani Xavi ile Pedri başka bir hikaye yazacaklar. Büyük bir ihtimalle. Galatasaray'ın da o pozisyonda her şeyi doğru yapsanız da bazen bir oyuncu çıkar. E o çalımları atar. Evet. Ve topu filanınıza bırakır. Yani her şey doğru yapmanız yetmez ki Galatasaray hemen hemen her şeyi doğru yaptı. Yani Mustafa Muhammed Gomis detayına gelince Torrent şöyle açıkladı. Ee, biz geride savunma yaparken attığımız topları Gomis'in saklamasına, Gomis'in bize zaman kazandırmasına ihtiyacımız var bu maçta dedi. Gomis gerçekten de onu yapmaya çalıştı. Ama sonra artık Barcelona 2-1 bulmuştu. Ve Galatasaray'ın geride saklanacak durumu kalmamıştı. Artık koşucu bir oyuncuya Barcelona savunmasını esnetecek bir önce ihtiyacı vardı. Gomis de fiziksel değerleri itibariyle onu yapamıyordu. Mustafa Muhammed'i soktu. Denedi bunu ilk maçtaki gibi. Ama çok kolay değil. Çok fazla esnetemedi Barcelona savunmasını. Çok da kolay değil dediğim gibi. Ve Galatasaray'ın gücü buna yetti. Güç farkı, kalite farkı. Yani buna hemen çare bulmanız mümkün değil. Bugünden yarına çare bulmanız mümkün değil. Şöyle düşünebilir miyiz? İlk yerde her şey büyük oranda Galatasaray'ın istediği gibi ya da en azından denge bozulmadan tamamlandı. İkinci yılda ne oldu? İkinci yarıda niye bir, -bir oldu maç. denge bozuldu? Bir bir oldu. Hoca geç mi lazım. kaldı? Bu Domenek Torrent geç mi kaldı? Değişikliklerde daha önce hamle gerekir miydi? Ne dersiniz? 28. dakikada Marka golü gelip skor 1-0 olduğunda Barcelona oyuncuları panikledi. Panikledi. Ufak da olsa ayaklar birbirine dolaşmaya öfke yükselmeye, stres yükselmeye başladı. Xavi'yi de kenarda agresif gördük, stresli gördük. Ama 37'de Pedri'nin golü gelince bütün tablo değişti. Yani. Bence devrede değil 37'de değişmeye başlamıştı. Yani Pedri'nin golü gelince dediler ki evet biz Barcelona'yız. Biz bu golleri atabiliriz. Biz buradan da Ali Samiyan'da de çıkabiliriz dediler. Pedri'nin golüyle bence Pedro orada kontağı kapattı zaten. Yani 1-1 olduğunda Barcelona işi bitirmişti. İkinci golü atabileceğini artık biliyordu. Bence soyunma odası çok stresli değillerdi. Sonrasında değişikliklerle ilgili e, hangi motivasyonlarla değişiklikleri yaptı? Bir Muhammed değişikliğini hani durum iki 1di Artık koşucu oyuncuya ihtiyacı vardı. Artık Barcelona savunmasını esnetecek oyuncuya ihtiyacı vardı. O yüzden yaptı. Morutan ve Halil değişikliğini ise artık mucizeye ihtiyacı vardı. E, şapkadan tavşan çıkarmaya ihtiyacı vardı. Galatasaray kulübesinde Morutan ve Halil'i neden soktu oyuna? Çünkü Morutan ve Halil Hayal kuruyorlardı. Kendilerini göstermek istiyorlardı. Dün gece yasta başını koyduklarında ya biraz şans bulsak ve o şansta mucize yaratsak diye düşünen iki genç oyuncuydu. Onlara o fırsatı verdi. Bazen 23 kişilik kadroya bile almıyor morutusanla Halali. Doğru. Burada 21 kişilik, 23 kişilik kadroya giremeyen oyuncular kadrodalardı. Onları sahaya sürdü. Alın size şans dedi. Barcelona'ya karşı, dünyanın en iyilerinden birine karşı hem de 20 dakikalık şans. Bakalım 20 dakikada şapkadan tavşan çıkarabiliyorsunuz. Bakalım o Rüyalarınızda attığınız çalımları sağda atabiliyor musunuz dedi. Morussan ve Halle o şans verdi. Yani anlayabiliyorum Torrent'in ne düşündüğünü. Hangi motivasyonu o değişikleri yaptığını. Biraz daha erken olabilir miydi? E, skoru 2-1'i 49'da buldular. Belki biraz daha erken olabilirdi evet. 63'te 1, 74'te 2 değişiklik yaptı. Belki biraz daha erken olabilirdi ama kimse 5-1 yenilmek de istemez Barcelona'ya. Onu da düşünmüş olabilir. 2 biri ne kadar korursanız o kadar şansınızı son dakikaya taşırsınız. Yani 90 artı 2'ye bile 2-1'le giriyorsanız hala umut vardır. Ama 3-1'le giriyorsanız umut yoktur. Onu düşündü muhtemelen. 2-1'le son dakikaya girmek. Taraftarın yaratacağı bir kaostan faydalanarak belki bir duran top golü bulmak. Çünkü Galatasaray korner kazanacak uzatmalarda bir tane. O korner bile hayal kurduracak sana. Onu hayal etmiştir. Büyük bir ihtimalle Torrent. Anlayabiliyorum. Şimdi Torrent'in kariyerine bakarsan. 3,5 yıl Barcelona, Guardiola ile 4 yıl Bayern, 4 yıl City. Yani yaklaşık 12 sezon Bayern, Barcelona, City ile bu tarz takımları Galatasaray ve benzeri takımları çözmeye çalıştılar. Boşluk bulmaya çalıştılar. Onlara hayal kurdurmamaya çalıştılar. Olayın hep diğer tarafındaydı. Dolayısıyla ne düşüneceğini Barcelona'nın burada en iyi bilenlerden biri o. Ama bir taraftan da Torrent ne yaptı? Rakip analizi yaptı bu 12 yıl boyunca. Ve bu analizleri Guardiola'ya sundu. Dedi ki Slav yaparak bizi böyle çözmeye çalışacak. Biz de bu zaafiyeti bulmaya çalışacak. Manchester United bizi böyle çözmeye çalışacak. İşte Inter bu zaaflarımızdan faydalanmaya çalışacak diye diğer tarafta da oldu. Barcelona'da Manchester City'de Bayern Münih'in tarafında olmadı hep. Rakiplerinin tarafında da oldu. O yüzden bence onu da iyi anlayabilen, orada da doğru empati kurabilen bir tek direktör. Kariyerindeki birinci adam olarak İlk Avrupa Kupası maçının Barcelona'ya karşı olması da hani kaderin garip bir cilvesi. İlk iki Avrupa maçının. Muhtemelen çok çalıştı. Zaten çalışarak bir yerlere gelmiş bir tek direktör. Doğal yeteneğiyle ya da süper futbolcu olduğu için değil. Çalışarak bir yerlere gelmiş bir tek direktör. Çok çalıştı, çok analiz etti. Bu analizlerini sahaya yansıttı ama bu kadarına kâfi geldi. Burada faturayı torrente kesemiyorum. Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde. Bakalım zaman gösterecek. Şimdi Galatasaray'ın önünde bir sınav var. Sınav ne? iki oyun planı geliştirdi. Birincisi Barcelona'ya karşı uyguladığı, daha önce Terim'in de gruplarda yaptığı konservatif tutucu, pragmatik oyun. Bunda başarılı oldu ama lig bunu istemiyor. Ligde rakipleriniz topu size bırakıyor. Dominant oynamak zorundasınız. Topa %60 sahip olmak zorundasınız. Şimdi ligde geride kalan bir 9 maç var. 9 maçta Galatasaray ne yapacak? Galatasaray hafta sonu ne yapacak ve ondan sonra ne yapacak? Esas sınavı o Torrent'in. Bu 9 maçta o dominant oyunla Mesela 20 ve üzeri puan toplayabilecek mi? Beşiktaş'a karşı oynadığı ilk 45 dakikayı ligin geri kalanında 9 maçta daha fazla tekrar edebilecek mi? Skora tahvil edebilecek mi? Torantin'in esas sınavı şimdi. Barcelona'nın 60 ile 70. dakikalar arasında kurduğu baskınan bir ders, bir sonuç çıkarma şansımız var mı? Nasıl böyle bir oyun oynandı? Bu oyuna karşı, bu baskıya karşı nasıl çıkılır? Bilmiyorum izlerken aklınıza böyle şeyler geldi mi? Ben olsam şöyle yapardım, şunu denerdim. Çünkü bakıyorum, topu alıyor Galatasaray sağda ya da solda, ceza sahasının önünde e, ya da sağ içte ya da sağ sol içe. Her neyse, Ya panikten ya aceleden bir şekilde ikinci pası yapamıyor ve top tekrar rakipte. Ba Hatta bir an şöyle düşündüm, hiç şey sarf etmiyor Barcelona. Siz söyleyin, e, efor sarf etmiyor neredeyse. Doğru. Diye bir görüntü oluştu. Bunu bu nasıl kırılır, bu nasıl? 30 ya da nasıl bir ders çıkaralım. 30 Haziran 2012 günü Kiev'de kaldığım otelden. Olimpiyat Stadı'na yürüyerek gittim. Çok yakındı. Cesare Prandelli'nin basın toplantısına katıldım final öncesi. İspanya oyuncu final öncesi. Şöyle bir soru sordu Prandelli'ye. Topu tamamen İspanya milli takımına mı bırakacaksınız yoksa topa sahip olmaya çalışacak mısınız? Bölüm bölüm size topa sahip olabilecek misiniz dediler Prandelli'ye. Prandelli dedi ki kaç top olacak sahada? nasıl yani dediler? Ya kaç topla oynanacak bu maç? Bir topla. O zaman ikinci bir top varsa bu sorunun üzerine yanıt verebilirim. Ama sadece bir top varsa o bir topu bize vermeleri lazım. Verirlerse oynayacağız hele. Ama vermezlerse oynayamayabiliriz. Çok güzel cevapmış. Dün de sahada bir top vardı ve Barcelona size <laughs> vermiyor o topu yani. Vermiyor. İkinci bir top var mı sahada? Yok. Verdiği zaman oynayabiliyorsunuz. Pekala. Şuradan bakalım maçla alakalı o 60-70 arasını e, konuştuk maçın son bölümünde e, bu gazetelerde de yazıldı. zaman zaman Barcelona vakit geçirmeye oynadı vesaire e, diye öyle de bir öyle mi değerlendirdiniz siz sizde yani sanki biraz öyle bir havası vardı Evet o özel e, zaman zaman yaptılar Evet zaman zaman o karanlık sanatlara başvurdular Alba başta olmak üzere karanlık sanatlara başvurdular e, Bence de yapmayabilirlerdi ama aynı durumda Galatasaraylar 2-1 galip olsaydı Barcelona'ya karşı Ali Samiyen de son dakikaları tabii ki Barcelona'ya karşı öldürmeye vakti bu şekilde geçirmeye çalışırlardı. Keşke futbolda bunlar hiç olmasa. Galatasaray'ın argümanı olurdu o zaman Barcelona'ya karşı 2-1 öndeyim ama hani diğer taraftan Barcelona dediğin zaman böyle olmamalıydı diye bir düşünüyor insan. Ne olursa olsun her ne olursa olsun tribünden bir şey fırlatmak sahaya bunun kabul edilebilir yanı yok ki. Şişelerden bir tanesi Albayışa isabet etti galiba. Ayağına Ondan geldi. sonra. Ya onun kabul edilebilir yanı yok da ben başka bir şey soracağım. Ö müsaade edin. Lütfen. Barcelona ile oynuyorsunuz. Avrupa'nın en büyük takımlarından, dünyanın en büyük takımlarından birisiyle oynuyorsunuz. Böyle bir hadise yıllar boyunca hatırlanacak. Bu yaptığınız, Tabii. hep hatırlanacak. Çünkü Barcelona. Niye böyle şeylere Eza'da ihtiyaç alacak. duyuyoruz? Biz niye böyle şeyler yapıyoruz? Anlamak mümkün değil. Ya biz yapmıyoruz Bak. aslında. Eben 50 yani. Kaç? 52 bin kişim var orada. Evet. 52 bin kişiden 52'si bile değil bu muhtemelen değil mi bu taşkınlıkları yapan? İyi oynamışsın, haklısın, mu muazzam performans gösteriyorsun. Niye? 5-6 kişi bunu yapan. 52 bin kişi de 5-6 kişi ki. 10 binde bir. Haklısın. Ben şunu soracağım şimdi, şunu soruyorum. Ya bu Pasolik niye girdi bizim hayatımıza hatırlıyor musunuz? E i̇şte bu tip şeyleri yapanları statlara tespit etmek. Bütün yeni statlara evet kamera donanımları niye kuruldu? Statların her tarafına. Hani herkes kartında resimli kontrollü statlara giriyor. Kendi koltuğunda oturuyor. Herhangi bir taşkınlık çıkarırsa tak o kişi tespit ediliyor. Öyle değil miydi? Bu maksatta yapamamış mıydı? Pasolik uygulamasında bu yüzden, bu geçilmemiş miydi? Elektronik kart uygulaması. Şimdi ben anlamıyorum. Bu kişiler sahaya su bardağı su şişesi atan kişiler anında tespit edilip oradan derdi sitilip götürüldüğünü bizim görmemiz lazım maç sırasında. Bak maç sonu bile değil. Maç sırasında. Maç sırasında onların alınıp götürülmesi lazım. Şimdi ben merak ediyorum götürüldüler mi? Ben Ve bunların şey... görüntüye verilmesi lazım ki tekrar edilmesin. Öyle bir şey görmedim ya. Bütün orada binlerce 52 bin tane insan oturuyor. Dediğiniz gibi 3-5 kişi. Herkes efendi gibi oturuyor. 3-5 kişi yağdırıyor. Ben inanamıyorum. 5-6 sene önce Kulübün... Fenerbahçe Galatasaray maçında Gökhan Gönül taç atacak. Gökhan Gönül taç atarken görüntüye birisi yansıdı. E, yabancı madde atıyor ve küfre diyor Gökhan Gönül. Hatta Gökhan Gönül biraz duraksıyor çok yakında. Ben de görüntüyü durdurdum, gösterdim ekrandan. Dedim ki şimdi biz bunun için geçmedik mi bu uygulamaya? E bu kişinin yeri belli, yüzü belli burada görüyoruz. Bu kişiye ceza verilmeyecek mi dedim. Öbür gün ceza vermişler. Bir yıl statlara giremiyor, her hafta gidiyor, imza veriyor. Bana mail atmış. O kişi. Diyor ki sizin yüzünüzden. Ben ceza aldım. Demek ki yapılabiliyor. Sizin yüzünüzden değil kendi aksiyonu yüzünden aldı o. Ama herkes almıyor işte yani onu ben ekranda gösterip ya buna ceza vermiyor musunuz kardeşim? O zaman bu statlara bu kamera donanımlarını niye kurdunuz? Pasolige niye geçtik deyince o kişi ceza almış. Bir yıl boyunca statlara girememiş. Hatta bana tekrar yazdı 6 ay sonra falan. Ben taşındım artık o işte başka bir kentte yaşıyorum. İstanbul'a gelip imza vermem gerekiyor. Çok zor durumda kaldım bana yardım eder misiniz de tekrar mail attı. Demek ki verilebiliyor bu ceza yani. Demek ki uygulanabiliyor. Ben anlamıyorum. Dün bunu yapanlar tespit edip cezalandırılacak mı? Soruyorum buradan. Uygulamamız Valiliğe, var ama emniyete. yani. Uyguluyor musunuz? Yani uygulamanız gerekiyor. Yoksa bu tekrar eder. Ben bununla ilgili gazetelerde haberleri, televizyonda haberleri görmek istiyorum. Biz burada vereceğiz. Umarım uygularsınız değil mi? Uygularlarsa veririz. Umarım uygulama yapılır da. Çünkü diğer, bunu 52 kişi yapmadı. 5-6 kişi yaptı. Diğer taraftarlar yaptı. nasıl oturuyor sakince değil mi? Evet. Herkes su içebiliyor ama kim yani, sakince atmıyor. derken kastettim buydu yani bir şey atmıyor, elindekini fırlatmıyor evet. diye. Aynen öyle. Hakikaten anlaşılır bir, anlaşılır bir işti. Bütün dünyanın gözü önünde ve neyse, neyse. Bu cehaletime verin lütfen, bilgisizliğime verin. Eskiden, eskiden derken çok eskiden de değil birkaç sene pandemi öncesine kadar bu şeyden vaz mı geçilmişti Uğur Bey? Tribünde kötü tezahürat yapıldığı zaman, koru halinde küfredildiği zaman vesaire kulüplere ceza veriliyordu. O çok eskide mi kaldı o uygulama? O tribün cezası söz konusu ne galiba bölüm bölüm. Ama şimdi o da uygulanmıyor galiba. Herhalde pandemi sonrası şeyleri... 3-4 sene önce İngiltere ikinci ben, ben bir bilgi bilgi eksikliği var belki. sahaya birisi girdi. Hatta Jack Grealish'e galiba vurdu. Şu anda Manchester City'de olan Jack Grealish o zaman ikincilikteydi. Eğer yanılmıyorsam arkadaşlar kontrol ederler. Arkadan Jack Grealish'e yumruk attı. Sırtı dönüktü zavallı Grealish'in. Reji doğruladı. Ee, o kişiyi hemen alıp götürdüler. Ve sonrasında hapse attılar. 25 ay. 25 ay hapis cezası aldı. Yani bunun yeşil sahada olması bir saldırı suçu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tabii. Ee, ve işçiymiş bu kişi. Ee, eşi ve bir ufak çocuğu bir de eşi hamile. Ailesini çok zor durumda bıraktı. Ailesi bayağı İngiltere televizyonlara çıktı. Gazete röportaj var. Çok zor durumda kaldık bu yüzden diye. Ama 25 ay hapis yattı o kişi. İşinden gücünden oldu. Bunun bedelini ödedi. Ve tabii ki böyle bir zaten vandallık yapıyorsunuz ve bedelini de ödemelisiniz. Şimdi bu bana neyi hatırlattı bu konu biliyor musun? Ya son 10 yıl içinde iki kez Türkiye'de bir sahaya girilip Fernandes e, Manuel Fernandes'e uçan tekme atıldı. Hatırlayın. Ha ne oldu o konu? Mesela Manuel Fernandes'e uçan tekme atan kişinin akıbeti ne oldu? İki başka bir konu Burak Yılmaz'ın yüzüne bozuk para isabet etti. Çocuğun gözü yaralandı. Ben Burak'ı sonradan gözü yaralı bir şekilde gördüm, canlı gördüm gözünün altı yaralandı. O parayı atan, Burak'ın gözünü yaralayan yani resmen kasten adam yaralama oldu Türkiye'deki kez. Evet. Fernandes'e uçan tekme atıldı. Burak'ın gözü yaralandı. Ne oldu acaba? Bu sadece bir yıl stadyumdan uzaklaştırmayla da geçiştirilmemesi gereken bir konu. Yani Fiili 6, saldırı. 6.222 sporda şiddetin önlenmesi yasası değil. Bu bildiğiniz saldırı suçu. Evet. Sokakta birine gözünü yaralayabilir misiniz? Allah korusun. Dava edersiniz değil mi? Kur'an gözünü yaralayan kişinde dava edilmesi lazım ve kamu davası açılması lazım belki de ve Fernandez'e de sağ sokakta uçan tekme atabilir misiniz Manuel Fernandez'e? Yani atamazsınız bildiğim kadarıyla o zaman sağ içine atamazsınız. Ne oldu acaba onların akıbeti çok merak ediyorum. Bak Grilich'e yumruk atan adam üstelik de bayağı bir mağdur olmasına rağmen ailesi 25 ay hapise attı. Çok güzel özetlediniz. Bunu da hatırlatmış olduk buradan bir e, çağrı olarak. Eğer bizim bir bilgi eksiğimiz varsa biz de kendimizi e, şey ederiz, update ederiz. Uğur Bey maçla alakalı Marka'nın performansını paylaştık mı? Dostlar herhalde Marka'ya ayrı bir şey açmamız gerekecek. Ya da Galatasaray'ın korner organizasyonuyla alakalı. Bir şey duran top organizasyonuyla alakalı. Çünkü hep konuşuruz ya burada duran toplara pek çalışmıyoruz diye. Evet. Galatasaray çalışmış. Torrent döneminde de üstelik bir şey değişmemişti. Öndüre atmaya devam ediyorlardı ki Fatih Terim döneminde çok gösterdik. Yani sürekli inatla ya kalabalığa ya öndire kullanılan ve başarılı olamayan kornerler. Bu kez Markao e, Marcao Ferran eşleşmesi öncesinde Nelson'un öndireye koşu yapıp Busquets'i de kendisiyle beraber götürmesi detayı var. E, ve arka direkte e, Markay'ı boşa çıkarması, Ferran'ın da geç kalması. Muhtemelen çalışılmış bir setti. Tebrik ederiz yani çalışılmış bir setle Galatasaray Duran Top gol attı nihayet. Torrent bu konuda da geliştireceğini umut ediyoruz. Çünkü Torrent ne dedi? Ekibimde Avrupa'nın en iyi duran top koçlarından biri var. E duran top savunmasına ve duran top hücumunda o zaman fark yaratmaları lazım. Bu maç özelinde tebrik ederiz. Böyle bir fark yarattıkları için. İstatistiklerine baktığımız zaman da sahanın dün akşam en iyilerinden birisiydi. Kademelere, arkadaşlarının kademelerine de girdi. Önceden sezgi, ön sezgileri çok kuvvetli. Kesinlikle. Atiba gibi topun nereye düşeceğini, nereye gidebileceğini kestirip hep bir adım önde olabiliyor rakiplerinden ve de arkadaşlarından. Hakikaten tebrik etmek lazım. Ve Portekiz'den küme düşen Chaves'ten Bu, transfer edilmiş evet. bir oyuncu marka. Tebrik etmek lazım. Galatasaray arama tarama ekibi totalde bakarsanız çok başarılı değil ama marka özelinde çok çok büyük bir değer kazandırdılar Galatasaray'a ve e, Süper Lig'e. Ee, maçtan var mı Uğur Bey atladığımız sevgili Tolga? Yoksa eğer bir sonraki sayfamıza geçeceğiz. Pekala, pekala sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Saşa Boy'u nasıl buldunuz? Ben özellikle onu sormak istedim. Çünkü özellikle orayı işledi. Maçın başından sonuna kadar Barcelona inatla, ısrarla, büyük bir disiplinle orayı işlediler. Ferran'la eşleşti daha çok Boy'u. Ee, çok dinamik bir oyuncu. Ligde onu dinlendirdi. Omar'ı kullandı. Süper'de bir Omar performansı vardı Beşiktaş'a karşı ama Barcelona'ya karşı boyunun dinamizminden o Ferran'ın koşularına veya yer değiştirdiklerinde Adama'nın veya oynadığı zaman Dembele'nin koşularına cevap verebilecek seviyede Saşa Boyu olduğunu düşündü bence Dominic Torrent. Genelde de cevap verdi. Saşa Boyu yaşından büyük bir futbolcu. Bence önünde parlak bir gelecek var. 2000 ya da 2001 doğumlu yanılmıyorsam. Saşa boyu. Daha çok küçük yani. Hiç anımsıyor musunuz ne kadar Öyle küçük doğru. olduğunu? O yaşta haklısınız. Sürekli Rıdvan Yılmaz'ı saklıyor. Önder Karaveli Hiç boyunu saklanması diye bir cümle kurduğumuzu hatırlıyor musunuz? Yok. gel Kurmuyoruz çünkü adam ya, çok tamam. olgun görünüyor. Gerçi Rıdvan'ı da saklamak saçma da. Ama Rıdvan'la ilgili konuşurken sanki hani çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşamasındaymış gibi bir muamele yapılıyor. E boyu da o yaşlarda ama boyu hiç çocuk değil. Son derece yetişkin. Bence 180 dakika Fena da bir sınav vermedi Barcelona'ya karşı. Pedri'nin attığı golde bir şey bulur musunuz? Şimdi Manchester City'nin de Barcelona'nın da en önemli özelliklerinden biri, hücumdaki en büyük planlarından biri, sol açıkla sol iç yer değiştirir. Sağ açıkla sağ iç yer değiştirir. Hatta Bayern'i de katabilirim oraya. Bayern de yapıyor şimdi bunu. Manchester City'nin 2018-19 şampiyonluğunda Kevin De Bruyne ile Leroy Sané, David Silva da de Sterling sürekli yer değiştirirlerdi. Sol açık sol içe, sağ açık sağ içe gelirdi. De Bruyne ve David Silva öne koşu yaparlardı ve savunma dengesini bozarlardı. Şu anda Barcelona da sıkça bunu yapıyor. Yani Pedri, sol içe oynayan Pedri, sol açık oynayan Ferran'la sürekli böyle ikili oyun yapıyor. Ve çare üretemiyorsunuz çünkü hem çok yetenekliler hem de çok iyi bir set çalışmaları var. Yani bunu yıllardır yapıyorlar. Hatta bunu Manchester City uyguluyor o anlayışı. Hatta Bayern de uyguluyor. Ha biz bu anlamda yani inovasyon konusunda futbol renove oluyor, futbol değişiyor ve bu, biz bu değişimlerin biraz gerisinde kalıyoruz. Şimdi bu bahsettiğim şeylere Süper Lig'den ben örnek veremiyorum. Manchester City'den örnek veriyorum. Bayern'den örnek veriyorum. Barcelona'dan örnek veriyorum. Niye Süper Lig'de örnek veremiyorum? Ya da belki çok çok göremiyoruz bunları. Zaman zaman Domenech Toren zaman zaman son maçlarda örnekler gelecekte iyi olacak şeklinde pasajlar. Yapamıyorsun abi. Yapmak istiyor ama Berkan'ı düşünebiliyor musun? İşte Kerem'le yer değiştirip sola çık pozisyonunda tehlike yarattığını. Düşünemiyorsun çünkü olmuyor. Düşünemedi oluyor. Yiğit Özgün öyle bir karikatürü var ya, adam böyle duruyor. Düşünebiliyor musun diyor. İki toz bulutu çarpıştı ve evren meydana geldi diyor. Adam böyle bakıyor. Burada düşünce bulutu oluşuyor. Düşünemedi yazıyor. Orada. Öyle oluyor yani. Düşünemiyorsun Berkan ve bir düşünce bulutu oluşuyor burada. maalesef oyuncu kaliten de bazen buna engel oluyor. Bunları Özetle dün gece Galatasaray Barcelona karşısında şöyle bir rakip baştan beri Uğur Melik'in söylediği gibi yıllardır birlikte oynayan bir ekol olan, telepatik bir şekilde oynayabilen çok yetenekli ayaklar. Bu sahnelerde, bu arenalarda çok daha fazla vakit geçirmiş bir takım hem tecrübe bu açıdan bakıldığında hem tecrübe hem birikim, hem birlikte oynama alışkanlığı hem de yetenek fark yarattı ve Galatasaray çok yaklaşmasına rağmen maçı 2-1 maçı ve turu 2-1 kaybetti diye özetleyebiliriz herhalde en kısa haliyle. Aynen öyle. Şimdi sıradaki başlığımız Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Değerli izleyenler başlık şu. Tablo çok vahim. Aslan Barcelona'yı eleseydi UEFA sıralamasında 15. Lik savaşımız devam edecekti ama olmadı. Korktuğumuz başımıza geldi. 2023-24'te şampiyonumuz Haziran ayında Devler Ligi birinci ön elemesinden başlayacak. Avrupa Ligi'ne de takım Gönderemeyeceğiz. Türkiye 2023-24 sezonundan itibaren artık Avrupa kupalarına 4 takımla katılacak. Üstelik tek takımla yer alacağımız Devler Liginde de şampiyonumuz birinci ön eleme turundan katılacak ve Haziran ayının başından itibaren Haziran ayının başından itibaren Avrupa evet. mücadelesine başlamak zorunda kalacak. Bizim ülkemizde devam edeceğim okumaya da bizim ülkemizde biliyorsunuz bir hazır olma durumu vardır ya da hazır olamama durumu vardır. Sezona tam hazır girilmez. Hava sıcaktır. İşte 10. haftadan itibaren yükseliş asıl 10. haftadan sonra bakılacak denir. Havalar biraz da e, işte futbol oynamaya müsait serinler vesaire 10. haftadan sonra bakılacaktır denir. E diyor ki şimdi Haziran'da diyor. E zaten ön elemede başarılı bir ülke değiliz. E bir de Haziran'da. E bir de sıcak. E sezon yeni bitmiş. Haziran başı değil o kadar da değil ya. Haziran ortası diyor zaten. Devam ediyorum. Ayrıca kupa şampiyonumuz da Avrupa Ligi'ne gidemeyecek. Haziran ayının ortasında Konferans Ligi'nde ikinci ön elemeden start verilecek. Doğru, Avrupa'da. Haziran başı diyor ya. Evet, evet. Haziran, Haziran ortası dediği değil şey, Kup, e, e, Bu sezon öyle olabilir. Dünya Kupası olduğu için ve liglerken başlayacak ama bu sezon değil ki bu 2023-24'te. Bir sonraki. Başımıza gelecek bu 2023-24'te de ön elemeler Haziran başı değil de Haziran ortası, haziran sonundan falan bahsedebiliriz. Oralarda başlar. Maalesef bu çerçevede az önce ee, nereden okuduk bir gazeten okuduk. Türk futbolu 30 yıl geriye gitti diye fanatik gazetesi miydi acaba şuradan hemen bu. Hürriyet gazetesinde atılmış. Hürriyet'in başlığıydı. O Türkiye, Türk futbolu 30 seneye geriye gitti diye bu işte anlamda maalesef evet. gittik. Şimdi 19. basamaktayız. 20. bitirme endişemiz var. Çünkü Bode Glimt turu geçti. Norveç temsilcisi. 20. Norveç'in temsilcisi. Bode Glimt bir galibiyet alırsa biz 20. bitireceğiz. Bode Glimt bir galibiyet alamazsa bir sonraki turda 19. bitireceğiz elenirse. Şu anda artık başka seçeneğimiz kalmadı. 19. ya da 20. bitireceğiz. Daha önce en son ilk 18'in dışını 91 yılında görmüşüz. Dolayısıyla 31 yıl tam 31 yıl geriye gitmişiz gerçekten. 91'den beri ilk 18 yılın dışına çıkmamışız. Orada kastedilen şey hani mecazi bir 30 yıl değil. Terim anlamıyla 30 yıl gerçekten de terim anlamıyla evet. 31 yıl geriye gittik Türk futbolu olarak. Ee, maalesef öyle oldu. Şu anda dün Galatasaray kazansaydı ve turu geçseydi 16.ydık. Çünkü 0.6 puan kazanacaktı. 16. basamakta olacaktık ve 15. Yunanistan'la 15. savaşı verecektik. Çünkü onların da tek, sem e tek semsisi Pavuk devam ediyor. Ama devam edemiyoruz. 19. ya da 20. durumdayız. Bu da bize ne anlatıyor? Şimdi öncelikle bu sezon değil bu kabus. Önce onun altını çizeyim. Kamuoyu yanlış anlıyor. Bu sezon değil o kabus. Bu sezon şampiyonumuz playoff oynayacak sadece. Lig şampiyonumuz. Şampiyonlar Ligi önelemesi sadece playoff oynayacak. Avrupa Ligi'ne bir takım gidecek. O da öneleme turuna. Kupa galibimiz. Bu sezon değil yani bu kabus. Ama bir sonraki sezon 2023-24'te Avrupa'ya dört takımla gidebileceğiz. Bir takımımız Şampiyonlar Ligi'nde dört eleme oynayacak. Dolayısıyla artık hayali Avrupa Ligi olacak büyük ihtimal Çünkü çok zor bir rota olacak önünde. Üç takımımız da direkt konferans ligine gidecek. Her biri üçer eleme oynayacak. Ne yapmalıyız bununla ilgili? Nasıl çıkabiliriz bu kabustan? Üç madde söyleyebiliriz. Bir, konferans liginde kazanılan puanla şampiyonlar liginde kazanılan puan aynı. Galibiyet iki puan, beraberlik bir puan çok ciddi alacağız. Ön elime turları dahil. Belki de bu bir avantaja dönüşecek. Takımlarımız Konferans Ligi'nde umarız ki ileri turlara gidecekler. Son 16'lara, çeyrek finallere, yarı finale gideceğiz. Umarız ki hızlı bir şekilde tırmanacağız. Bunu umut ediyoruz. Birincisi Avrupa'da rotasyon falan yapmamalıyız asla. Bu kupaları ciddiye almalıyız. Şu an İngilizlerin de Konferans Ligi'nde temsilcisi var, İtalyanların da var. Ne sonlar ciddi alıyorsa biz de ciddi alacağız ve puan toplamaya çalışacağız. Birincisi bu. İki, takvimimiz değişiyor. Avrupa Kupalarına Haziran sonra Temmuz başında başlayacaksak artık ligimiz de oraya kaydırmamız lazım. Ligimiz de artık Ağustos ortasında başlayamaz. Temmuz'da başlaması lazım ki takımlarımız da Avrupa Kupalarına hazır olsunlar. Ha diyeceksiniz ki iklimimiz buna müsait mi? Ona göre o saatlerde oynanacak. Yani 21.45 maçlar olacak. Korkarım ki. Hazır hale gelmek zorundayız. Hazır hale gelmek zorundayız. Takvimimizi ona uydurmak zorundayız. Artık Ağustos ortası, Mayıs ortası ligi değil. Belki de Temmuz ortası, Nisan ortası ligi olacağız. Yani kaydıracağız ligimizi. Bir ay geriye kaydıracağız ki Avrupa Kupalarına hazır bir şekilde başlayalım. Yapabileceğimiz dönüşümlerden, değişimlerden bir tanesi bu. Belki bir tanesi de şu olabilir. Süper Lig'de halen yayın havuzundan galibiyete 3 milyon lira yaklaşık beraberliğe 1,5 milyon lira veriyor. Yani yarısı. Yani bunu artık değiştirmemiz lazım. Beraberlik galibiyetin yarısı değil. Hiçbir yerde yarısı değil. Çünkü galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan. 3'te 1'i değeri. Dolayısıyla zaten yeni ihale yapılıyor şu anda. İhale sonuçlanacak değil mi? Yeniden yazılacak statü herhalde. Orada lütfen beraberliği galibiyetin 3'te 1'i yapın ödülünü. Yarısı değil. Yani galibiyet 3 milyon liraysa beraberlik de 1 milyon lira olmalı. Takımlarımızı beraberliğe teşvik etmekten vazgeçmeliyiz. Eğer orada yeni bir para oluşacaksa yeni bir kaynak çünkü galibiyete 3 milyon veriyorsun. Maç berabere biterse bir takıma 1 milyon diğer takıma 1 milyon 2 milyon lira veriyorsun. 1 milyon lira açığa çıkacak. O açığa çıkan 1 milyon lira da Avrupa kupalarına katılan takımlara Avrupa kupalarındaki başaran takımlara teşvik olarak yönlendirilebilir. Orada açığa çıkan 1 milyonlar. Muazzam bir yol haritası çizdiniz. Ağzınıza sağlık valla. Teşekkür ederim. Ben kendi adıma teşekkür ederim. Yani net bir şekilde izlenebilecek akılla, mantıkla, destekli ispatlanabilir. Neyin ne olduğu net bir şekilde ortaya konabilir. Bravo ağzınıza sağlık valla. Bayıldım. Çok teşekkür ederim çok naziksiniz. Var mı ekleme? Estağfurullah. Aklın yolu bir Uğur Beyciğim ağzınıza sağlık. Var Başka Var mı? daha iyi fikirlerde olursa tabii ki burada dile getiririz. Eklemek istediniz. çünkü şeye geçeceğim. Yok teşekkür ederim geçebiliriz. Ee, bir sonraki Para saatlere... veremedik değil mi? Yine çok uzattım. Unuttuk ya. Çok güzel ee, dinledik sizi. Ağzınıza sağlık. Hürriyet gazetesi. Evet. Hürriyet gazetesi. Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Çağlar Soyuncu çeyrek finalde. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Atalanta 3-2'nin rovanşında Leverkusen'i Deplasman'da 1-0 yenerek turladı. Karşılaşmanın tek golünü 90. dakikada Merih Demiral'ın pasında Boga attı. Atalanta ile birlikte rakiplerini eleyen Rangers Braga ve Lyon çeyrek finale çıktı. Konferans Ligi son 16 turunda da Marsilya 2-1'in rovanşlarında başında Bazel'i aynı skorla elerken Fransa temsilcisinin ilk golünü Cengiz Ünder attı. Çağlar Söyüncülü Leicester City'de sahasındaki ilk maçta 2-0 yendiği Doğan Alemdarlı Rene deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen turu geçti. Konferans liginde PSV, AZ Alkmaar, Roma, Slavia Prag, Pauk ve Feyenoord'da çeyrek finalist oldu. Ve hemen ardından... Ha, oraya geçmeden önce grafiğimiz varmış. Pardon ben direkt kuraya atlayacaktım buradan. Tamam diğer grafiklere bakalım. Mesela UEFA Avrupa Ligi. Buyurun. Son 16 turu. Monaco Braga Tur atlayan taraf az önce de okuduk. Atalanta yine Merih Demiral'ın asistiyle 1-0 kazandı maçı ve turu geçti. Rangers 2-1 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf Barcelona Galatasaray maçını konuştu. Galatasaray Barcelona maçını konuştuk. Real Betis Frankfurt deplasmanından 1-1 berabere döndü ve Frankfurt turu geçen taraf oldu. Lyon Porto maçı 1-1 bitti. Lyon turu geçmeyi başardı ve West Ham United seviyeyi 2-0 mağlup etti. Burada iki takım var bu sezon Türk takımlarının eşleştiği ve geçemediği Barcelona ve Aytrak Frankfurt. Konferans liginde de 3 takım var. Yine Türk takımlarını geride bırakan. PSV, Slavya Prag ve Roma. Demek ki temsilcilerimiz de iyi takımlarla eşleşmişler. Beşi devam ediyor. Slavya, Roma, PSV, Barcelona ve Aytrak Frankfurt devam ediyorlar. Avrupa'nın son 8'inde bu kupalarda kendilerine yer buldu. İşin güzel tarafı Avrupa Ligi'nde de Konferans Ligi'nde de aldığınız puanlar Şampiyonlar ilgili aynı. Evet. Ya yani para tamam. E, gerçi Tabii. para da bizim için çok kıymetli. Ne olursa olsun Euro cinsinden olduğu için ödemeler. Onu bir kenara bırakın. Ülke puanı açısından para, para da az şahane. değil. Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde bir galibiyet yaklaşık 600 bin euro. İkisi eşit gibi. 600 bin euro sadece bir galibiyet. Kafaları değiştirmeliyiz dediniz ya. Artık hangi seviyede olduğumuzu net bir şekilde fark edip hızlı bir şekilde buna adapte olmamız lazım. UEFA Konferans Ligi son 16 turu. Konferans Ligi'ne de bakalım. Onun da grafiği gelsin ekranlara. Son 16 turu maçları. PSV az önce de söyledik turu geçen taraf. Bodoglim turu geçen taraf ki sıklıkla altını çiziyorsunuz bu takımın proje takımı olması e, ö, ö, özelliğiyle. Marsilya turu geçti. Leicester City turu geçti. Roma e, vitesiyle bir bir berabere kaldı. Lask, Linz, Slavia Prag'ı 4-3 mağlup etti. Slavia Prag'ı Fenerbahçe eşleşmesinden hatırlayacaksınız ama Slavia Prag turu geçen taraf oldu. Paok, Cente 2-1 yeniyor deplasmanda ve Feyenoord'da 3-1'lik galibiyetin ardından turu geçen taraf oldu. Şimdi belki İspanyollar, İngilizler, İtalyanlar, Almanlar onların devam etmesi haber değeri taşımıyor ama bir İskoç temsilcisi Rangers, bir Yunan temsilcisi Paok, bir çek temsilcisi Slavia ve bir Norveç temsilcisi Bodø Avrupa'nın son 24 takım arasında kaldılar. Bir Norveçli, bir Yunan, bir İskoç ve bir Çek yani bizim de bir takımımız orada olabilirdi. Bunlar bütçe olarak bizim üzerimizde değil hatta altımızdalar. Bravo. Saydığımız takımlar. O yüzden üzülmeliyiz, kat kat acı çekmeliyiz. Kat kat altdalar. E, Feyenoord'la birlikte şeyinde Orkun'un da Orkun Kökçü'nün de turu geçtiğini hatırlatmış olalım. Bu maçların ardından, dün akşamın ardından kurallar da bugün çekilecek değerli izleyenler. Marka gazetesi İspanya'dan top görünürde başlığını atmış. Yani top ortada başlığını atmış. Bugün çekilecek kurallarla alakalı Şampiyonlar Ligi saat 14'te ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuralları çekilecek. Avrupa Ligi kuralları 15'te, 15.30'da Konferans Ligi de saat 17'de kuralar çekilecek. Bizim için bitti tabii e, macera. Maalesef biz artık e, diğer takımları seyirci olarak takip edeceğiz ama az önce çizdiğiniz harita hiç boş bir şey değil. Yani bir şeyler yapmamız lazım ve bunu bir an önce yapmamız lazım. Ne kadar çabuk adapte olursak, kafaları buna ne kadar çabuk hazırlarsak o kadar hızlı sonuç alırız. Çünkü puanlar aynı. Yani evet. hızlı bir şekilde yukarıya tırmanma şansımız var. Enteresan bir şey söyleyeyim mi? Şu anda aklıma Dur. geldi. Premier Lig'de kulüpler sezon başında imzaltır sözleşmede şöyle bir madde vardır. Her maça mümkün olan en iyi kadroyla çıkacağını taahhüt ederler. İmza atarlar altına. İnanamıyorsunuz mu? İnanılmaz bir şey. Yani yedek kadroyla kafana göre en iyi olmayan oyuncularla çıkma gibi bir şansın yok. Sezon başında taahhüt ediyorsun. Her maça, her bir müsabakaya mümkün olan en iyi kadroyla çıkacağım diye imza atıyorsun. Kulüp olarak. Peki diyeceksiniz bunun uygulaması var mı? Evet. Tarihte bir kez bir kulüp en iyi kadroya çıkmadığı için bilinçli olarak alternatif oyunculara çıktı ve bunu sözlü olarak beyan ettiği için tek direktörü ceza aldı. Yaptırımı var ya. Yani. Yaptırımı var. Yaptırım uygulandı. Aklıma şu geldi ya. Türk takımlarından sezon başı imza alalım. Gerek Süper Lig'e <laughs> gerek Avrupa Kupası'na en iyi kadroya çıkacaklarına taahhüt etsinler. Bu e, söylediğiniz yine mantıklı olmakla beraber oraya gelene kadar öncelikle kulüp yönetimleriyle, kulüpler yasasıyla, işte menajerlik şeylerinin düzenlenmesi, kulüplerin girdisinin çıktısının şeffaflaşması, hesap verili, verebilir, olması vesaire dünya kadar evet. E, evet. yolumuz zor var. Şunlara, zor bu dediğim ama. Biraz hızlı halledebilirsek dediğiniz noktaya da gelebiliriz. Evet, yani. Çok Onu da Unutmayalım. Not alalım kenara. Ama ceza verdiler bir <laughs> kez İngiltere'de. Akıl alır gibi değil e, ama bir kulübü cezalandırdılar. Birkaç yüzyıl önce hallettikleri için bazı şeyleri. Şu anda meyvelerini toplayabiliyorlar. Şu an anımsayamadım kime cezalandıklarını. Bir ara verelim isterseniz oysa da kesin bulursunuz. Umarım. Bir ara verelim değerli izleyenler. Tamam mı? Eklemek istediğiniz var mı? Kural ilgili çok özür dilerim. Peki, Bir ara verelim. Söylediğimiz gibi saat 14'te, 15.30'da ve 17'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuralları var. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Sport Auto Süper Lig'de 30. hafta bu akşam başlıyor değerli izleyenler bir yandan da kar yağıyor İstanbul'da bilmiyorum arkadaşlar dışarıda kar yağışı biz yayına girerken vardı biraz şu anda ne durumda kar zaten dışarıydı bana yağıyor biliyorsun İnsanlar gidiyor gidemiyor geliyor gelemiyor orada kalıyor maça Değil mi? gideceğiz vesaire Doğru. yani sürekli yağmasın bir de sanki hafta sonu gözetiyor yapıyorsun. ya evet ya hafta içi ya güzel güzel ya bitsin Cuma'dan toparlansın artık uçuşlar başlasın vesaire uçuşlar da öngörülerle iptal ediliyor. Bütün planlar alt üst oluyor falan. Vallahi neyse yani Allah hepimize kolaylık versin. Maç programına bakalım. Biraz kendi dertlerimi aktardım ama e, bu akşamın açılış maçında canın duygu bu akşam erkenden gönderdik canım. Şeye kalmadı. Can yani. mı anlatıyor? Evet canım En sevdiğim Çaykur Rizespor Trabzonspor karşılaşması bu akşam. Şu anda hava durum Bu muydu? Demin dışarıda bir an gitti gel. ha. Yani yağıyor ama böyle çok kritik gibi değil sanki. Ha. Ne dersin uçar, uçaklar uçar mı? Yarın yoğunlaşacak biz siz. Yarın için senin çok başın ağrıyacak. Belki bir temenni ediyorum ya. Belki hani beklendiği gibi olmaz falan diye. Yani bir ihtimal yok mu yani olmaması gibi? Vardır değil Uçuşlar mi? iptal oldu diye Belki inişler kalmışlar. Yarınla ilgili bir haber Belki geldi. Belki geri de yeniden koyar. Bak, bakarlar Aa, hava açtı falan diye. Ya ben bunun duasıyla <laughs> yaşıyorum. Şimdi diyelim spikeri gönderdiniz. Evet. O Abi da kaldı de, orada. Bir de geri gelmesi lazım. Burada yine onun çünkü ertesi günü mesaisi var. İşte onu diyorum. O da kaldı orada. Ne? Yani alternatif Ne yapacağız? cevabı yok. Yok mu? Yok. O yüzden sorma. İşiniz zor. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı değerli izleyenler bu akşam saat 20'de. Baba Kars Fatih Karagümrük Yukatel Kayserispor maçı da aynı saatte. Bu iki maçla haftayı başlatmış olacağız. Ardından cumartesi günü yani yarın Özdür Kablo Yeni Malatyaspor Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 13.30'da Göztepe Aytemiz Alanyaspor maçı saat 16'da. Aynı saatte Adana Demirspor Medipol Başakşehir'le yine keyifli olmayan namzet iki maç Göztepe Aytemiz Alanyaspor ve Adana Demirspor Medipol Başakşehir ve Beşiktaş Atakaş Hatayspor da yarın akşam saat 19'da yine keyifli bir maç. Pazar günü saat 13.30'da Demir Grup Sivas Spor'un rakibi Altay olacak. Fraport'ta Vantalya Spor GZT Giresun Spor maçı saat 13.30'da başlayacak. Gaziantep saat 16'da Galatasaray'ı konuk ediyor ve Fenerbahçe İttifak Holding Konya Spor maçı da saat 19'da. Dün de bahsetmiştik bu maç sadece Fenerbahçe İttifak Holding Konya Spor maçı değil, Trabzonspor'un da yakından takip edeceği bir karşılaşma. Çünkü olası İttifak Holding Konya Spor'un puan kayıpları, Trabzonspor'un daha erken şampiyonluğunu ilan etmesine de sebebiyet ve verebilecek. O açıdan da yine kritik bir karşılaşma. Ondan sonra da milli maç arasına geçeceğiz. Pazartesi günü Süper Lig'de maç yok. Aynen öyle. Sadece Trabzonspor'da değil, Beşiktaş'ı, Ada Demirspor'u, Alanya Spor'u, Hatay Spor'u, Avrupa Kupaları hayali kuran o gruptaki herkesi unuttuklarım da vardır. Onlardan da af dilerim. Doğrudan ilgilendiren bir maç değil mi? Hem Konya Spor doğru, doğru, haklısın. birinciyi zorlamaya çalışırken hem de Alttakiler de ikinci basamak için Konyaspor'u zorlamaya çalışıyor. Yani Konyaspor'un kaybetmesi halinde de başta Fenerbahçe olmak üzere alttaki birçok takım 7. 8 8.ye kadar lig ikinciliği hayali kuracaklar ki bu sezon için lig ikinciliği şampiyonlar Ligi anlamına anlamına geliyor. Bu sezon son ama bu sezon önümüzdeki Sürekli sezon medyada son. karıştırılıyor. Evet. Bu sezon Avrupa Ligi'ne biz takım göndereceğiz. Bu sezonki puanlar 23 24'ten itibaren geçerli oluyor. 23 24'ten itibaren. Yani 23 24'ü etkiliyor. Dolayısıyla lig ikinciliği bu sezon şampiyonlar ligi anlamına geliyor. Konya sporu tabi orada o pozisyonu zorlamaya çalışıyor alttaki takımlar. Aklıma ilk gelen şey bu. İkinci gelen şey neydi? Hangi? Tra bu konuyla ilgili. Fenerbahçe Konya maçıyla alakalı mı? Yoksa fiksürle mi? Şu anda unuttum özür dilerim lütfen sizden. Estağfurullah edin. o zaman ben şeye geçeyim. Fanatik gazetesine. Başlığımız şu. Şampiyonluğa bir adım daha. Lider Trabzonspor'un bugün Çaykur Rizespor'la oynayacağı Karadeniz derbisini Olcay Çakır değerlendirdi demiş gazete. Rakip bu kez komşu Rizespor, Çaykur Rizespor ve ligde zor durumdalar. En zor maçlar kategorisindedir bu tip karşılaşmalar. Ancak rekorlar kırmak, adım adım hikayesini yazdığı en erken şampiyonluğa ulaşarak tarihe damga vurmak istiyor Abdullah Avcı. Dolayısıyla bugün de Trabzonspor net favori. Vakayemen'in maçı Ligde 11 gol 10 asistle Trabzonspor kariyerindeki en çok skor katkısı verdiği sezonu yaşayan Vakayemen'in Rize Spor karnesi de çok parlak. Nijeryalı Yıldız Rize'ye karşı çıktığı 6 lig maçında 4 kez ağları havalandırırken 5 de asist yaptı. Vakayemen'in skor ürettiği 6 maçı da fırtına kazandı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu bugün de gol atıp hem Rize maçlarındaki müthiş performansını devam ettirmek hem de Bordo Mavili formayla en çok gol attığı sezona ulaşmak istiyor. Bazı cümleler oluyor gazetelerde sadece şey için söylemiyorum fanatik için söylemiyorum ama yani yok bugün Vakayme sahaya gol atamamak ve asist yapamamak için çıkacak. Ya elbette bunlar için çıkacak. Hangi maça başka türlü çıkıyor zaten. Bugün sahaya işte şey için çıkıyoruz. Galibiyet için çıkıyoruz ya da 3 maç. Hiç beraberlik için çıkıyoruz diyen gördünüz mü? Yok. De işte yani bizim de kullandığımız klişeler bunlar yani. Buradan düşündüğün zaman mesela her maç öncesi konuşma yapması, motivasyon konuşması yapması gerekiyor. Bugün sahaya galibiyet için çıkıyoruz diyemezsin. E dün ne için çıktık? Futbolcular geçen hafta onun için çıkmıştık der değil mi? Çok zor. Bununla ilgili çok güzel bir hikaye var. Maç öncesi konuşma için tek direktörümüz diyor. 300 Spartalı <laughs> filmini getirmiş diyor. <laughs> evet motive etmek için onu izletti. Sonra 7 yedi gol yedik diyor. Evet. Şu Spartalı gibi savaşacağız derken. Zor iş yani. Klopp da bununla ilgili geçenlerde şikayetlenmişti. Yani her maç öncesi konuşma için acı çekiyorum. Bir gece önce uykularım kaçıyor. Farklı bir şeye söyleyebilmek ve oyuncuları motive etmek için yani Çıkın oynayın işte falan. Bilmiyorum. Gibi Klopp yani. Beyler her zaman yaptığımızı yapıyoruz. Hadi beyler falan diye. İşte hep hadi beyler diyemezsin sonuçta. Sezonda 60 tane maç <laughs> oynuyor düşünsene. arada, arada sırada hadi beyler. Ya futbolda motivasyon aslında sandığımız kadar değerli bir unsur olmadığını gösteriyor bu konuştuğumuz şey. Biz her şeyi sanıyoruz ya futbolda motivasyonu. Evet. ya yani ne kadar uzun süreliğine ve ne kadar tekrarla motive edebilirsin futbolda. Ağırlığı Demek ki, çok fazla değil. Değerli derken evet. ağırlığı çok fazla evet. değil. Biz çok ağırlık evet, veriyoruz. addediyoruz, veriyoruz. Evet. %70-80 motivasyonla her şey oluyor sanıyoruz ama o kadar da değil yani. Zaman zaman %100 bile olabiliyor öyle düşünüyoruz. Evet. Yani. Biz öyle sanıyoruz. Yani oyun odasında öyle bir motive olduk ki çıktık başkan geldi bir konuştu. Dün Frank Lampard Everton'ın ülke yendi. Başkan gelip antrenman sahasında konuşma yapmış. Başkanın konuşması etkili oldu demiş Frank Lampard mesela. Enteresan. Sanki başkana mı biraz şey yapmış? Sanki bir Orta Doğu ülkesi konuşması gibi değil mi? Evet biraz başkana sanki evet. göndermede bulunmuş. Antrenmana geldi sağ olsun. Çarşamba günü oyuncularla bir konuşma yaptı. Oyuncuların motivasyonu değişti falan demiş maç sonrasında. Şaşırdım ben. Çok yani tabirin bağışlayın. Hani çok İngiltere'de sık gördüğümüz türden şeyler değil. Şimdi, e, nerede kal? Hah, e, 11'leri ya bir dakika Trabzon'da son dakika diye bir başlık var hemen onu da okuyayım size aynı sayfadan. Çaykur Rize maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor'da Spor'da Marek Amşik ve Vitor Hugo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek hepimizin malumu. Kaptan Uğurcan Çakır ve Puhaç Cezalı teknik direktör Abdullah Havcı'nın oyuncularıyla yaptığı görüşmede çok tehlikeli ve en az bizim kadar kazanmak isteyen bir takımla karşılaşacağız. 90 dakika boyunca aynı disiplinle oynamalıyız kazanıp mutlu sona doğru bir adım daha atalım dediği öğrenildi. Demiş ama Rize Spor için zor tabii işler. Peki nasıl bir 11 tahmin etmiş gazete? Çaykur Rize Spor, Gökhan Akkan kalede, Gökhan Gönül, Pong, Holman, Cemal, Piri, Jetson Fernandez, Boyd, Tyler Boyd, Boldrin, Yusuf Sarı ve Sisse. 11'ini tahmin etmiş. Trabzonspor'da kalede Erçe, Bruno Perez, Hüseyin. Parantez içerisinde Dansville yazmış. Niye acaba? Dinlendirme amaçlı falan mı yoksa bir sakatlığı falan Ahtaya mı Beşiktaş var? Haftaya Beşiktaş'da galiba. Belki ha bir antrenmanı o... tamamlayamadı. Öyle mi? Ha, tamam. e, tamamlayamamış. Dün düz koşu yapmış sadece. Herhalde önlem Zorlamak amaçlı istemiyorlar Yani ya Denswil Ahmetcan ikilisi olacak ya da e, siz söyleyin e, Hüseyin Ahmetcan ikilisi olacak. Gerçi olacaktmış. milli maç arası var ya benim söylediğim anlamsız oldu. Tabii iki hafta milli sonra. Milli maç arasından sonra beşti. Beşiktaş e, derbisi. E, baştan alıyorum. Erçekalede Perez, Hüseyin veya Denswil Ahmetcan Yusuf, Yusuf Erdoğan sol evet. Siyopis, Dorukan, Vişça, Abdülkadir Ömür, Vakayeme ve Canini 11 ile Fanatik gazetesi sahada olmasını olacağını tahmin etmiş Trabzonspor'un. Bizim muhtemel 11'imiz var mı dostlar? Hadi o zaman o da gelsin ekrana. Bakalım. Savunmada şeyi okumadık galiba değil mi? Cemali'yi mi okumadık? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Rize'de. Az önce kıyaslayacağım. Gökhan yani. Günül. Pong, Holmen, ha Cemali okumuşuz ya özür dilerim. Hı, tamam. Tamam. Ee, şeyde savunmada bir değişiklik yok. Orta sahada da bir değişiklik yok gazetenin tahminiyle. Yok. Biz Sisse, gazete Sisse'yi tahmin etmiş. Biz Boyan Pala koymuşuz. Bir de Yusuf var. Ha bir de onlar Yusuf Bolasi farkı var değil mi? Evet. iki oyuncu farklı. Trabzonspor'a bakalım. Kale Derce'nin oynayacağı Yusuf evet solda, Bruno Perez, Densil Ahmetcan, Siyopis Dorukhan, Vakayeme Vişçi, Abdülkadir Ömür ve Canini. Şimdi bence en önemli detay Rize Trabzon maçında Gökhan Gönül, Cemali ikilisi hücumcu iki bek. Ee, Trabzon da orada sol bekte Yusuf Erdoğan'ı kullanacağını Puhaç'ın yokluğunda Yusuf Erdoğan çünkü önceki maçta sonradan girdi ve sol bek oynadı. Yusuf Erdoğan'ı kullanacağını varsayarsak oradaki kanat eşleşmesi bir kafa karışıklığı ya da bir tarafın bir tarafa enteresan bir üstünlüğü maçın oradan yürümesi gibi bir sonuç yaratabilir. Çünkü bir tarafta Gökhan Gönül Cemal'i oynuyor Rize'nin beklerinde ki e, ikisi de tabi yaş 10 yaş küsür fark var aralarında ama ikisi de oynadıkları süre boyunca hücumcu yönlerle ön playa çıkmış iki bek. Diğer tarafta Trabzon'un sol tarafında alışkanlık çıkılmış. Puhaç yok. Normalde forvet olan Yusuf sol bek oynuyor. Orada boşluk yaratabilir miyim diye Gökhan Gönül artı Boyd veya Gökhan Gönül artı Yusuf düşünebilirler. Yani Yusuf Sarı'dan bahsediyorum. Çok doğru. Yusuf Erdoğan arkası sakmak, sarkmak gibi bir plan üzerinde kafa yorabilirler, düşünebilirler. Tabii ki tersi de geçerli. Yani onlar boşluk ararken Trabzonspor'da boşluk bulabilir pekala. Merkezden ziyade kanat organizasyonlarının başrole çıkabileceği bir müsabaka olabilir. Ki Rize'de de Fabrizio cezalı. O yüzden Gökhan oynuyor. Normalde Fabrizio oynuyordu. İdeal Sabek. Trabzonspor'un muhtemelen 11'ini bir daha rica edebilir miyiz? Ha, Dorukhan tamam. Dorukhan Siyopis. Ortası Asa Abdülkadir Ömür. Yani hücum gücünden bir şey kaybeden bir Trabzonspor'dan bahsetmek mümkün değil. Birçoğu bu oyuncuların yani Uğurcan, Dorukan, Abdülkadir bence kesin. Sadece şunu Milli takıma edecek. da gidecekler. Vitor Pereira'nın sakatlandıktan sonraki ilk maçında sanki orta sahada bir arka tarafta bir sıkıntı olur mu? Endişesi fazlasıyla hakimdi. Hugo. Sanki. Hugo ben de dedim? Pereira dedim. Özür evet. dilerim. Vitor Pereira nereden çıktı ya? Vitor Hugo sakat, sakatlandıktan sonra ilk Pereira maçında. Pereira yakamızı bırakmıyor. Nereden çıktı hiç? Vallahi farkında bile değilim. Özür diliyorum. Ahmetcan, Vitor Pereira. O gittikten sonra, Ahmetcan oraya geldikten sonra sanki bir endişe oldu. Doğru. 2003'di. Ama o geçti mi? Daha iyiydi. O endişesizce geçti mi Trabzonspor orta sahasında? Şimdi Atlattı Edgar Hugo yani? sürekli oynuyordu. Sakatlanmıyorlar, ceza duruma düşmüyorlardı. Sonra birden biri sakatlandı. Hatta kulüple yolları ayrıldı. Hatta tatsız, üzücü bir şekilde ayrıldı. Sonra diğeri de rahatsızlık yaşadı. Tabii ki kolay altından kalkılabilecek bir şey değil. İki idare stoperinin birden gitmesi yani Allah korusun örnek verelim. Marka Nelson'un ikisinin birden sağlık sorunu yaşadığını düşünsene ne kadar zorlanır. E, tabii. Galatasaray takımı da zorlanır. Antrenör de zorlanır. Marka cezalı olduğu dönemi hatırlayın. Çok zorlanır. Sezon başında. başında. Ee, şimdi hem Hugo'yu hem Edgar'ı kaybediyorsun peş peşe. Tabii ki bir sarsaklık olacak. Tabii ki orta sahada bir tedirginlik olacak. Zaten o dönem Berat Siopis, Dorukhan Siopis daha çok ikili kullandı ki herhalde ilk blokla daha fazla karşılayayım rakibi dedi Abdullah Avcı ve stoperlerime her zamankinden biraz daha az iş düşsün diye düşündü ama Dansville çok önemli bir kazanç Trabzonspor için. Ee, kiralıktan öbür tarafta kontratı bitiyordu değil mi? Yani tahmin ediyorum zaten devam etmek isteyecekler ile Sadece stoper özelliğiyle değil lider özelliği de ön plana çıktı. 2003'lü Ahmet Can'la beraber iyi bir kili oluşturmayı ve savunma yönetmenliğini Ele almayı da başardı. Yani Edgar'da olan vasıflar onda da varmış. Yönetmenlik, Doğru. liderlik vasfı. O yüzden Densvil Ahmetcan artık daha çok güven veriyor. Bu da Trabzonspor orta sahasındaki tabii ki endişeyi, kaygıyı biraz daha azaltmıştır. Ve Abdullah Avcı yoksa Beşiktaş maçına tek ön libero Abdülkadir Bakasetas cesaret edip çıkıyorsun bu şekilde. Değil mi? Bunu yapabilmen için arkasına güvenmen lazım. Doğru. Demek ki daha çok güveniyor. Densville'in hep sol bek oynadığını görmüştük Türkiye'ye geldiğinde sakatlıktan sonra o bölgeye kaydırılınca ilk maçı hatırlayın burada ne konuştuk? Çok daha iyi oynadı diye. Evet. Zaten asıl bölgesi stoper. Bak Trabzonspor'un bu sezonki bir yıldızı da İsmail Köybaşı. Onun bölgesinde herkes devşiriliyor, yıldız oluyor. Baktık gelersen İsmail'e bir türlü güvenilemediği için Densville oraya devşirildi, yıldız oldu. Bak şimdi Yusuf devşiriliyor. Yusuf yıldız oluyor. Sürekli Türk futboluna sol bek kazandırıyor parantez içerisinde ironi diye okuyunuz lütfen. Bu e... İsmail'i çok severim. Öyle de ya yani, ironi. Şahsen de tanıdığım, sevdiğim harika bir kardeşimdir. Onun da anlayışına sığınarak bu ironik yorumu yapma cesaretini buldum. Bir sonraki sayfamız. Bu akşamki Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ile var mı eklemek istediğiniz bir şey? Fenerbahçe'ye geçeceğim. Sabah gazetesi geliyor o zaman ekranlarınıza. Seneye hocamız yabancı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genç oyuncuların imza töreninde takımın başına gelecek teknik direktör için konuştu. İsmail Kartal'ın yardımcı antrenör olmak istememesi en doğal hakkıdır. İnşallah devam edebilir. 6 ay sonra yabancı hocamız gelecek. Hayalim ben buradan ayrılırken geri dönüp baktığımda dünya çapında muadilleriyle aynı seviyedeki bir akademiyi hayata geçirmek. Kulübümüz için tarihi günlerden birisini yaşıyoruz. Bu gençlerle birlikte aynı masada oturmaktan dolayı gurur duyuyorum. Sözlerine aktarmış gazete. Ali Koç, genç oyuncular için benden inşaat, özür dilerim şöyle şuradan başlıyor cümle. 2018'de göreve geldiğimizde benden inşaat arazi beklemeyin, yatırım spor odaklı olacak demiştim. En büyük hayalim ayrılırken dünya çapında muadilleriyle aynı seviyede olabilecek bir akademi kurabilmek. İmza törenlerinde genellikle masada olmam ancak bu kez rica ettim. Kalpleri de Fenerbahçeli olan 6 sporcumuzla birlikte masadayım. Büyük potansiyeli olan gençlerle aynı masayı paylaşmaktan gurur duyuyorum sözlerini aktarmış gazete Başkan Ali Koç Vitor Hoca, Muhammed'i satmayacaksınız, kiralık vermeyeceksiniz dedi. İnandığımız yerden teklif geldi, Giresun'a gitti. Orada fark yaratıyor. İyi ki satma hatası yapmadık. Arda güler, inşallah hep güler. Allah nazardan saklasın. Ertuğrul gerçek bir Fenerbahçeli. Uzun yıllar kaleci sıkıntısı çekmeyeceğiz. İshak Burun'un en genci. Onu Arda ve Ferdi'ye emanet ettim. Fenerbahçe'ye dair bir söz vardır. Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden diye konuştu. Ali Koç törende yer almayan 23 yaşındaki kaleci Berke Özel için ise iki tarafında hayrı için önümüzdeki sezondan itibaren beraber olmamaya karar verdik mesajını verdi. Şurada sağ üstte bir fotoğraf var. Sayfanın sağ üstünde altı genç arkadaşımızın, kardeşimizin birlikte durduğu. Kulüpten yapılan açıklamada Ferdi ile 4, Arda Güler ile 3, Muhammed ile 4, Melih Bostan ile 5, İshak Bural ile 3, Ertuğrul Çetin ile 2 artı 1 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi. Ve genç kardeşlerimizin de görüşleri burada teker teker. Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ne kadar güzel değil mi? Kesinlikle. Gelecek vadeden pırıl pırıl maşallah hepsi ya sadece Fenerbahçe'dekiler değil bütün genç kardeşlerimize, evlatlarımıza, arkadaşlarımıza maşallah diyelim. Süper Lig'in yaş ortalaması bayağı düştü iki sezondur. Birer yaş birer yaş düşüyor bu arada. Bravo. E, CS Spor Araştırma ve Merkezi bir sonraki sezon raporu geldiğinde 2022 2023 raporu geldiğinde muhtemelen Avrupa'nın en yaşlı ligleri arasında olmayacağız. Yani bu sezonki veriler çok daha iç açıcı olacak. O açıdan gurur duyuyoruz, çok mutluyuz. Ligimiz gençleşmeye başladığı için ki ligin en genç iki takımının da Galatasaray ve Fenerbahçe olması hani 30 sene önce söylediğiniz kimse inanmazdı. Ya yani bir gün gelecek Süper Lig'in en genç yaş ortaması en düşük iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe olacak. Yok canım derdi insanlar nasıl yani e Galatasaray Fenerbahçe bu ülkenin konvansiyonel büyükleri hep başarı mecburiyetleri var hep kazanmak zorundalar hep şampiyonluk hedeflemek zorundalar nasıl ligin en genç kadrosunu kurarlar ki derdiniz kurdular 20 takımda yaş sıralamasında Fenerbahçe ve Galatasaray 19. 20. bu muazzam bir şey iki takım içinde diğerleri de gençleşti Fenerbahçe özellikle e, tabii Muhammed 2001'li Giresunspor'da Spor'da 3 maçtır direkt oynuyor. 3 gol katkısı yaptı 3 maçta. Orta sahanın solunda oynuyor. Belki biraz da pozisyonunu buldu. Merkez orta mı sol mu oynayacak? Belki o da bu aralar hani orta sahanın solunda etkili. Onu gördü. Muhammed'in yolu açık. Nazar değmesin. Türk futboluna çok daha fazla hizmet edecek. Ee, Ferdi İsviçre çakısı gibi demiş onun için evet. Ali Koç. Evet çok gönüllü bir oyuncu ama onu da yavaş yavaş Pozisyonun netleşmesinde ve artık çünkü yaşı geldi. Bir pozisyonda uzmanlaşmasında biraz daha bir iki pozisyonda uzman, uzmanlaşmasında fayda var. Mesela bek olursa eğer sol bek olursa uzun uzun yıllar milli takımda sol bek sıkıntısı çekmez. Çünkü milli takımımızın da kadrosuna girecek konusu açıkladı. sakatlı Sakatlığı el verirse çünkü hani takımda çalışmaya bildiğim kadarıyla daha başlayamadı. Sağlığı el verirse konusunu kadroya alacağım. Dua ediyorum. Doktorların mucize yaratmasını bekliyorum dedi. Nihayet Hani Ferdi'nin de hakkını teslim etti Türk futbolu. Uzun uzun yıllar herhalde Rıdvan'la beraber düşünsene milli takımın 10 yıl boyunca 15 yıl boyunca Ferdi Rıdvan gibi bir sol bek rotasyonu olduğunu müthiş bir şey. Ferdi'yi sağ bekte kullanabilirsin. Hiç sıkıntı yaşamazsın bek pozisyonunda uzun uzun yıllar. Arda Güler, Ali Koç onu da çok güzel onur etti. Maçı evde çocuklarımla beraber izliyordum. Ee, evde bir sevinç yumağı oluştu Arda gol atınca ya Alanya maçında. Hepimiz birbirimize sarıldık golü Arda attı diye o kadar çok sevindik ki çocuklarıma çok derdi. Hani bir genç oyuncu 17 yaşını basmış bir oyuncu. Bir başkanın bu şekilde onuru etmesi hoş bir davranış bence. Tebrik ettim, takdir ettim. Hak ediyor da Arda. Onun da geleceğin çok iyi olacağına eminiz. Aynı şekilde İsa'nın da Ertuğrul'un da Berke'nin de oynayabileceği bir takımda bu tabloda olmayabilir. Ama Altay'ın arkasında beklemek istemedi. Haklı da sayılabilir çünkü daha yaşı çok küçük. E ay ile aralarında büyük bir yaş farkı da yok. 6 ay oynadığı sürece Altay'ın arkasından mı bekleyeceğim dedi. O da haklı. 30 yaşında olsa ikinci karacı olsun. Ama daha 20'li yaşlarının başında. E, geçen sene oynadı Belçika'da oynamak da istiyor. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde çok kötü değildi. Oynayabileceği bir takıma gitmek istemiştir. Berke de anlayabiliyorum. Berke'nin de e, uzun yıllar Türk futboluna, dünya futboluna hizmet edeceğine inanıyorum. Hepsinin önü açık. Beşiktaş'tan bir başlığımız var. Türkiye Gazetesi'nden açıkçası heyecanlandıran bir başlık. Çünkü isim itibariyle Uğur Meyke'nin benim inandığımız e, umut vadeden, Beşiktaş için değil futbol adına umut vadeden bir isimden bahsedeceğiz. Türkiye Gazetesi demiş ki Kartal'ın adayı Daniel Farke. Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için kararı verdi. Şenol, <laughs> Özür dilerim. Şenol Güneş ismini veto eden siyah beyazlı idareciler yeni hocanın yabancı olması konusunda anlaştı. Dörde inen adaylar arasında en çok en çok öne çıkan isim Daniel Farke. Farke şu anda Kartal'ı izliyor diyor. Alman teknik adam Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk olarak görüşülen teknik direktör olmuştu. Genç teknik adamın diğer adaylar arasında öne çıkmasının en önemli sebebi Beşiktaş'ı uzun süredir takip etmesi. Transfer bütçesini de kabul eden Farke'nin sadece tazminat maddesi konusunda pürüz çıkardığı öğrenildi." demiş gazete. Önder Hoca da altyapıda görevine devam edecek. Önder Karabeli'nin Gelecek sezonda altyapıya dönmesine karar verildi diyor e, gazete. Ha yani üst yapıda sahaya çıkmayacak yeni tek direktör. Öyle beraber Herhalde o anlama geliyor. Aslında çıksaydı keşke yani iki görev bir arada yürütemez miydi acaba? Bence faydası olurdu yeni tek direktöre kesinlikle. Yani Belki bu değil. çok erken bir projeksiyon muhtemelen o şekilde olacaktır diye tahmin Olabilir. edebiliriz. yani. Evet, keşke olsa. Daniel Farke 45-46 yaşında. Önünde uzun bir tek direktörlük geleceği var. O işte olumlu. Bir Alman Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak çıkış yapmıştı. Çok büyük bir futbolculuk kariyeri yok. Alt liglerde oynamış bir santrfor. Tırnaklarıyla kazıyarak e, antrenörlük hikayesi yazan bir Alman. Borussia Dortmund ikinci takımından yetişmiş olması bir avantaj. Çünkü Almanlar şu anda hani antrenman teknikleri, antrenman bilimi, inovatif taktikler, geçiş oyunu, karşı pres son derece bu konuda öncüler, önderler. O da o tedrisattan gelen bir tek tek diyor. Hanesine yazabileceğimiz ikinci artı. Üçüncü artı tabii benim daha çok bildiğim ve yakından takip ettiğim artı Norwich dönemi. Championship ve Premier League dönemi. Championship'ten rekorlar kırarak çıkarttı. Premier Lig'e yani Norwich'i gol rekorları, pozisyon rekorları, fark rekorları kırarak çıkarttı. Championship'in en ofansif takımıydı İngiltere ikinciliği ve Premier League'e çıkınca İngiliz medyasında hep şu yazıldı çizildi. Ya bu oyun stratejisini koruyabilecek misin? Orası Championship'ti. Şimdi Premier League'de böyle oynamaya kalkarsan seni bu büyük takımlar beşlik altılık yapabilirler diye çok konuşuldu. Fakat Daniel Farke stratejisinden taviz vermedi. Premier League'de de son derece göze hoş gelen bir futbol oynattı. Norwich City'ye. Üstelik de çok fazla transfer de yapamadılar. Çok fazla oyuncu da alamadılar. Championship'ten getirdiği oyuncularla Premier League'de hemen hemen Championship kadrosuyla bunu başardı. Premier League'de çok saygıdeğer tek direktörlerden biri oldu. E tabi bir sezon kaldı Premier League'de ama ikinci sezonda yine kadrosu çok e, genişlemeyince çok önemli transferler yapamayınca Premier League seviyesinde sayılamayacak bir kadrosu olduğu için bence kalamadı, devam edemedi. Şu anda da zaten Norwich'in Lig'de kalma şansı çok az. Daniel Farke Rusya'ya gitti. Beşiktaş'la olmayınca o iş. Krasnodar'la anlaştı. Sonra Rusya Ligi'nde sorunlar oldu. Daniel Farke orada kendini huzurlu hissetmedi ve Krasnodar'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Beşiktaş için bir fırsat. Lige gelirse lige değer katacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a ya da başka herhangi takıma gelirse değer katacağını düşünüyorum. En önemli buradaki motivasyon unsurlarından biri de bu Beşiktaş'ın genetiğine uyacak zihniyeti. Yani aynen Şenol Güneş ne oynattıysa, aynen Sergen Yalçın ne oynattıysa. Daniel Farke de Norwich'te onu oynatıyordu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın genetine uygun bir hoca. Yani Bruno Pinheiro'nun uygun olduğunu düşünmüyordum. Pinheiro söylentisi olunca tüylerim diken diken olmuştu. Ama Daniel Farke söylentisi mantıklı geliyor. Beşiktaş'ın genetiğine ve yapmak istediklerine ve yaptıklarına daha uygun geliyor. O yüzden Farke iddiası gerçekse sanki muvaffak olabilir, başarılı olabilir gibi geliyor bana. Şimdi Uğur Bey bir resmimiz var elimizde. Jose Mourinho ile alakalı. Oynadığı karşılaşmanın ardından hafta sonu ligde rakibine eşkin bir gönderme. Buyurun efendim gelsin ekrana. Geliyor ama nereden geliyor? Yazı ee, öyle oynayacaklar Serie A'da Roma derbisi olimpiyat sırasında. Buyurun. buyurun. Ee, <laughs> oyuncuların bu akşam yoruldu diyor. E, mücadele ettiler ve pazar günde Lazio'yla oynayacağız. Bu benim sinirimi yani mü şey e, mutlu değilim çünkü Lazio oyuncular dinlendi. Hocalarıyla beraber dinlendi şeklinde çevirebiliriz herhalde. <laughs> <laughs> hani şeyde C -C -E gibi soruldu, lanet olsun dostum falan gibi bir evet. çeviri. Neydi o? Ne koyuyorlardı CNBC'ye böyle bir gül. Gül koyuyorlardı değil evet. mi? Sen de gül koydun. Bab Öyle gibi oldu evet. Gül koydun. Ee, Sarı ile çok anılan bir aksiyonu oyuncularının gerçekleştirdiğini esprili bir şekilde Jose Mourinho maç sonu konuşmasında Vitesse'yi galiba yendiler. Konferans liginde bir üst çıktılar. Çeyrek finale çıktılar. Orada dillendirmiş. Yani 72 saatten az var. Derbiye Lazio maçındaki çok kritik bir derbi. Çünkü aralarında bir puan var. Ve Avrupa Kupaları yarışı kalan, kalabilmek için Roma ve Lazio için de çok kritik. Ama Lazio Avrupa'da oynamıyor. Roma oynuyor. Morun gönderme yapmışlar. Evet. Zorlar dinleniyor. Biz dinlenemiyoruz." diye. Ya bunun gerçeklik payı var gerçekten. Özellikle perşembe oynayanlar kendi liglerinde döndüğünde ciddi biçimde acı çekiyorlar. Bizim de burada herhalde buradan bir ders çıkarmamız lazım. O zaman programın da sonuna geldik. Şunu not edelim son olarak. Artık bir perşembe ligiyiz. Artık Şampiyonlar Ligi'nde olma şansımız çok düştü. Salı Çarşamba temsilcilerimizin orada ihtimali çok olma ihtimali çok azaldı. Artık Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde olacağımıza göre artık biz bir perşembe ligiyiz Avrupa'da. Dolayısıyla hazırlığımızı buna göre takvimimizi yapalım. Takvimimizi de hazırlığımızı da planlamamızı da ona göre yapmamız lazım. Bundan sonra şaşırmamamız lazım. Yoksa çok bahsederiz sakatlıktan, yorgunluktan. Mesela bu hafta ya, ligdeki, bu sezon ligdeki takım sayısını bile bununla alakalı değil midir? Bu planlamanın bir parçası değil midir? %100. Ayrıca 21 22 23 Eylül hafta içine lig koyduk biz bu sezon. Öncesi ve sonrası Avrupa haftasıydı. Bir daha bu hatayı yapmamız lazım. İşte Beşiktaş ondan sonra 13 sakatla Ajax maçına çıktı. Çünkü niye? Önceki hafta işte lig oynadı. Bir daha gelecek sezon bu hatayı yapmamamız lazım. Diyelim ve bitirelim haftayı ve de bugünü. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Süremizin sonuna geldik efendim. Artık veda etme zamanı. Pazartesi yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.